Günaydın. Para gündemdesiniz değerli izleyenler. Bugün Para Gündem Ankara stüdyodan. Ben Sena Alkan. Hoş geldiniz. 1 Ağustos'u gösteriyor tarihler. Yeni bir aya başlıyoruz bu Perşembe gününde. Dünden bu yana da bölgenin, dünyanın konuştuğu pek çok başlığı ekranlarınıza Habertürk'te taşımaya devam ediyoruz. Kritik başlıklar. Haniye suikastinden bahsediyorum ve bölgenin içerisine girdiği ateş çemberi. Gelin şöyle günün gündemin özetini bir yapalım. Akabinde de hızla para gündeme başlayalım. İran lideri Hamaney, Hamas lideri, siyasi büro şefi Haniye'ye yönelik suikastin İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendimizi sorumlu görüyoruz dedi. Ve İsrail'den intikam alacağız ifadelerini kullandı. Kum kentinde Çemkeren Camii'nin kubbesine de intikam bayrağı olarak kırmızı bir bayrak çekildi. Biz bu görüntüleri daha önce de İranlı çeşitli yetkililer suikaste uğradığı zamanlarda görmüştük. Kırmızı bayrak intikam bayrağının da çekildiğini söyleyebiliriz. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rıza Arif ise suikast devlet terörüdür dedi. Ancak İran'ın Orta Doğu'daki çatışmayı tırmandırmak gibi bir niyeti olmadığını da söyledi. İran'da 3 günlük yas ilan edildi. Haniye'nin naaşı bugün Tahran'da yapılacak cenaze töreni sonrası Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek. Haniye'ye düzenlenen suikast sonrası ilk açıklamasını İsrail Başbakanı Netanyahu dün akşam saatlerinde yaptı. İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik dedi. İsrail'in her türlü tehdide ve senaryoya hazırlıklı olduğunu söyledi. İsrail Savunma Bakanı Galant ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenledikleri hava saldırısı hakkında konuştu. İsrail'in savaşı tırmandırmaya çalışmadığını ancak tüm senaryolara karşı hazırlıklı olduğunu söyledi. Şöyle hatırlayalım, dün değil ondan önceki gece Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yapılan füze saldırısıyla yattık ve orada da Lübnan Hizbullah'ının 2 numaralı isminin hedef alındığını, Fuat Şükür'ün hedef alındığını öğrendik. Sabah saatlerinde ise yıkılan binanın enkazından Hizbullah'ın 2 numaralı isminin üst düzey komutanının bulunduğu açıklaması Hizbullah'tan gelmişti. Sabaha kalktığımızda ise Tahran'da konakladığı yerde, Gazi Konuk Evi'nde Haniye'nin hedef alındığını öğrendik ve yine bulunduğu yere bir füze saldırısı yapıldığı bilgisi geldi. Dolayısıyla böyle bir ateş çemberi, ateş topu içerisinde bölge sürüklenir gider. Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşecek. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'ye gelecek. 2 günlük bir ziyaret olacak bu. 14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Ertesi günse Meclis Genel Kurulu'na hitap edecek. Esasında Abbas daha önce davet edilmişti. Hatta Haniye de onu meclisteki hitabında dinleyecekti. Ancak Abbas çeşitli gerekçeler gösterdi. Gelmedi dendi ve daha sonra Haniye'nin konuşması planlandı ama Haniye suikastiyle dün açıklanan bilgi de Abbas'ın Türkiye'ye geleceği yönünde oldu. Devam edelim, aktaralım. Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenleyen İsrail, saldırıda Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuat Şükür'ü hedef aldı demiştik. Ve Hizbullah'tan gelen açıklamada Şükür'ün hava saldırısında öldürüldüğü yönündeydi. Beyaz Saray diyor ki şimdi saldırının İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ifade ediyor. Gerginliğin diplomasi yoluyla azaltılması için de çağrı yapıldı. Anayasa Mahkemesi Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğuna karar verdi. Ve kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bir açıklama geldi. Can Atalay tahliye edilmeli diyor Özgür Özel. Hızla milletvekili yemini etmesi sağlanmalı ve tüm hakları iade edilmeli ifadelerini kullandım. Özgür Özel Eskişehir'deydi. Belediyelerin SGK borçlarına yönelik başlatılan süreçle ilgili de konuştu. İktidar partisi CHP'nin belediyelerdeki başarısından inanılmaz rahatsız. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Mali yönden elimizi kolumuzu bağlamaya çalışıyorlar dedi. Erken seçim tartışmalarına da değindi. Diyor ki biz erken seçimden yanayız. İktidar olmak için sabırsızlanıyorum ifadelerini kullandı. Eski bakan ve başbakan yardımcısı Abdülatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdüm. Bedirhan Şener gözaltına alındı. Olayın ardından Abdülatif Şener'den bir açıklama geldi. Psikolojik sorunları olan oğlum karşısındaki kişinin anneannesi olduğunu bile bilmeden ateş etmiş. Çok üzgünüz ifadelerini kullandı.
Günün gündemin özeti böyle, manşetler tam da böyle. Şimdi gelin biraz ekonomi konuşalım, piyasaları bir görelim. Bakalım piyasalarda, özellikle bölgede yaşananlar nasıl bir etkiye sahip, neler görüyoruz dersek şöylece piyasaları açtıktan sonra başlarız konuşmaya. BIST 100 endeksini görebiliyor muyuz değerli arkadaşlar? Bütün endekslerle beraber bakalım. 10.600 puan seviyelerindeydi. Dolar TL 33,17 seviyelerinden başladı güne. Euro TL'de 36 seviyeleri var. Ve gram altında 2.608 lira dolaylarında seyreder. Şöyle küresel piyasalar, Brent petrol, altının onsu acaba hal nedir diye soran izleyiciler varsa şimdi geliyor ekrana, o da geldi. 2.448 dolarlarda altının onsu, güvenli liman olarak bölgede gerilim tırmanınca altının onsu da sığınılacak bir liman özelliğini bir kez daha gösterdi. Brent petrolde 80 dolarların altını gördük, konuşuyorduk ama 81 dolarlardan seyrediyor. Yine Amerikan ham petrolünde de 78 dolarlar karşımızda görünüyor. Çeyrek altın, gram altında durum nedir diyenler için 2607 liralardan gram altın, 4.263 liralarda çeyrek altın, 8.528 lira yarım altın olarak görülüyor ve 17.000 lirada tam altın, 16.000 liranın üzerine çıktı, 17.000 liraya dayandı. Peki şimdi hemen konuğumu da göreyim. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas İstanbul stüdyoda benimle beraber. Yavuz günaydın. Günaydın. Ben Ankara'dayım. Günaydın sana. Çok teşekkürler. Şöyle piyasaları bizim için bir yorumlar mısın? Yani evet, bölgenin ateşi piyasayı da yaktı desek yeri midir? Ne dersin? Yani aslında beklenenin altında bir tepki gösterildi. Onu söyleyelim bir kere. Petrol fiyatlarında, evet, altın fiyatlarında artış yaşandı. Türkiye açısından söylüyorum ben bunu. Türkiye açısındansa borsada bir yükseliş söz konusuydu. O duruldu. Bir parça geri çekilme oldu. Tabii bundan sonra olacak ve atılacak adımların ne olacağını, bölgede ki ateşin ne kadar yayılma riskinin olduğu tahmin edilmeye çalışılıyor. O nedenle açıkçası bir belirsizlik düşüşü diyelim buna biz. Çünkü işte İran'ın bir misilleme yapmayacağı ya da Hamas'ın izleyeceği yol, sonrasında İsrail'in kendine soktuğu durumla alakalı yani atacağı adımlar vesaire, bunların hepsi önümüzdeki günlerde özellikle petrole ve altına yön verecek tabii ki. Ama bizim piyasamız açısından bakarsan da bizde önemli bir belirsizlik söz konusu. Çünkü biz aslında bu konuda dünyada sesi çıkan nadir ülkelerdeniz. Dolayısıyla bu konu gündeme geldiğinde Türkiye'de gündeme geliyor gün sonunda. Türkiye'nin de açıklamaları gündeme geliyor. Dolayısıyla bu açıklamaların nasıl seyredeceği ve hangi önlemler alınabileceği, bu konularda Türkiye'nin tutumu piyasalara da yön verecek tabii ki. Ama dün açıkçası hem döviz tarafında hem borsa tarafında beklenenin daha alt düzeyde bir tepki gördük. Ama dış piyasalarda altın ve petrolde ise hareketlilik dikkat çekiciydi. Petrol demişken şimdi 80 dolarların altını görüyorduk petrolde, 81 dolara çıktı. Çok doğal. Bu petrolün ateşi sürer mi? Sürerse bunun bize çünkü ayrıca bir yansıması da oluyor ya. Hatırlarsan, haklısın sen, hatırlarsan daha önceki saldırılardan sonra da ilk etapta işte aşağı gerileyen petrol durulmuştu. Şimdi tabii buna çeşitli ülkelerin vereceği tepkiler, yani işte daha netleştikçe bunu anlayabileceğiz. Yani işte Rusya'nın, İran'ın, Türkiye'nin tepki dozu vesaire, bunlar daha çok net belirleyici olacak burada. Ama şunu görüyoruz, yani biz artık tekrar 70 dolarların sınırına inecek bir petrolü görmemiz mümkün değil gibi görünüyor yakın zamanda. Yani bu tabii bizim aleyhimize işliyor. Gün sonunda ithal ediyoruz bu ham maddeyi. Ama yakın gelecekte bir gerileme söz konusu olmayacağı ya da böyle bir umudumuzu kaybettiğimizi söyleyebiliriz. Yani 80 doların üzerinde o bölgede sürekli seyredecek. Bu da açıkçası maalesef üzücü bir şey tabii ki. Bakalım hangi senaryonun ne şekilde hayata geçeceğiyle de bundan sonra piyasaların gidişi zannederim biraz kol kola olacak. Yani iyi senaryolar konuşuluyor,
iyi senaryo dememek lazım. Hani ehvenişer konuşuluyor ama evet, bir yandan da en korkutucu senaryolar konuşuluyor. Dolayısıyla bir bölgeyi ne bekliyor onu da kimse bilmiyor. Önümüzdeki günler gösterecek. Gelelim dönelim bize. Konutlarda kullanılan doğalgaza zam geldi. Hı hı. Şimdi %38 bugünden itibaren konutlarda kullanılan doğalgaz da geçerli, evet, olacak. Enerji Bakanlığı diyor ki zaten burada %60 bir sübvansiyon yapıyorduk. Devletin sübvansiyonu vardı. Bu sayede fiyat artışının tüketici yansıması ortalama %24-25 civarında olacak deniyor. Ama dün akşam şöyle yorumlar gördüm. İşte elektriğe %38 zam, doğalgaza %38 zam. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminine bakıyorsun Ne sihirli rakammış yani, nedir bu %38'in alameti farikası diye. Ne dersin? Nasıl ya yansıyacak bu şimdi vatandaşa? Yani şöyle, 38 tabii yıl sonu hedefine uygun şekilde zam yapmaya gayret edildiğini gösteriyor. Yıl sonu hedeflenen rakam 38. İşte bu rakama uygun bir oranda artış yapılmaya gayret edilmiş belli ki. Ama burada iki tane, üç tane konu var. Bir tanesi %24-25 hesabının neye göre yapıldı çok emin değilim. Yani doğalgazda tüketiciye yansıyan rakamın bir tahminim var ama yani bu hesabı nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Çünkü aslında tüketicinin doğrudan birim fiyat açısından kullandığı gaz tam %38 arttı. Yani işte 1000 metreküp değil de metreküp başına ödediği rakam 4.60 kuruş seviyesinden 5'in üzerine çıkmış oldu. Dolayısıyla aslında tüketici tam anlamıyla %38 zamlı bir doğalgaz kullanacak. Ama burada farklı bir konu var. Önce sübvansiyonun ne olduğunu söyleyelim. Yani sübvansiyon şu: hatırlarsan Rusya'dan aldığımız gazla alakalı ödemesi ertelendi vesaire. Biz aslında orada bütçeye ciddi bir yükünü görmedik o dönem bunun. Gelecekte göreceğiz. Yani gelecekte bütçeye bir ek yük getirecek bu yapılan sübvansiyon. Dolayısıyla toplumun büyük bir kesimi aslında bu sübvansiyonu dolaylı yollardan gelecekte ödeyecek aslında. Ama şunu söylemek gerekir. Bugün dünya piyasalarının ya da Avrupa başkentlerinin altında bir fiyata doğalgaz kullanıyoruz. Bunun da sağlayan şey Rusya ile Türkiye'nin bu konuda anlaşmış olması ve ödemelerini ötelemiş olması aslında. Yani sübvanse edilen tutar, evet, gerçektir. %60'a mertebesinde dış piyasalardan ya da atıyorum bir Avrupa başkentinden İstanbul'da ya da Ankara daha ucuz doğalgaz kullanıyor. Böyle bir sübvansiyon var. Diğer taraftan ikinci konu da şu: fırınlarda ve 300 bin metreküpten fazla gaz kullanan sanayi tesislerinde ve elektrik üretiminde kullanılan gazın birim fiyatı değiştirilmedi. Şimdi bunu da kattığımız zaman işte aslında Türkiye ortalaması ortaya çıkıyor. Yani %25'e ancak öyle geliniyor. Yani bu sanayi tesisleri, işte elektrik üretim tesisleri ve fırınlarda kullanılan elektriğin ortalamalarına göre hesaplandığında toplam aslında BOTAŞ açısından bakılırsa elde edicilik gelir %25 artacak. Zam da %25'te kalmış olacak gibi olacak ama şunu unutmayalım. Yani tüketici gün sonunda %38 zammı ödeyecek. Yani geçen seneye oranla faturası %38 artacak. Ama toplam maliyetler açısından bakılırsa %25'te kalacak bu zam. Fakat şunu söylemek gerekiyor Sena, belki dolaylı yoldan bir katkısı var. Nedir? En azından şunu söylemek isterim: fırınlara zam yapmamış olması, sanayi tesislerine yapmamış olması ve elektrik üretim tesislerine yapmamış olması enflasyona bu zammın etkisini azaltacak. Yani bir yandan da pozitif bir tarafı var. En azından şunu söyleyebiliriz ki üretim maliyetlerini arttırma açısından sınırlı kalacak bu artış. Yani 38 yansımayacak buraya. Daha düşük bir meblağ yansıyacak. Tabii çeşitli hesaplar yapılıyor. Yani bugün enflasyona nasıl yansır diye. %1 diyen de var. %0.70 gibi bir oran hesaplayan da var. Onu da söyleyelim, yani aylık enflasyon senin etkisi. Senin hesabın ne? Onu merak ettim. Ben şöyle söylemek istiyorum. Elektrikte zammı, evet, görünce de bunun böyle bir ya dolaylı etkisi, hani doğrudan etkiyi, evet, ayrı konuşuyoruz ama bir de dolaylı etkisi oluyor diye çok konuştuk ya. Evet. Burada da benzeri bir etkiyi bekliyor musun? Şimdi dolaylı da olsa enflasyona bir fiyat artırmak isteyene ya bak işte doğalgaza zam geldi, elektriğe zam geldi, akaryakıta zam geldi gibi sayılmaya gerekçeler çıkıyor. Şimdi aslında en son söylediğin daha güzel oldu. Çünkü niye? Aslında tam bu söylediğin olacak. Yani zam geldi ya bahane, yani zam yapmaya bahaneye dönük aslında bu argüman kullanılacak tabii. Ama TÜİK'in hesabına göre aslında konut harcamaları içerisinde, yani tüketicinin faturası arttığında bu işte Ağustos ayındaki enflasyon rakamlarına benim tahminim %1'e yakın oranlarda etki edecek. Ve bu aslında Ağustos ayı enflasyonunda
üçün yakınlarında, üçün belki üzerinde çıkmasına sebebiyet verecek. Birinci şey bu. Ama sevindirici taraf, dediğim gibi, sanayi tarafına elektrik üretim yapan, gazla elektrik üreten santrallere fiyatının artmaması aslında üretim maliyetlerine artışını sınırlaması gerekiyor. Dolayısıyla dolaylı etki hesaplamaya kalkarsak, işte burada zam olmadığı için dolaylı etkinin de çok az olması gerekiyor aslında. Burada ancak dolaylı etki senin normal de şartlar altında. Normal şartlar onu altında. Buradaki dolaylı etki ancak senin de ifade ettiğin gibi işte bu gerekçe gösterilerek yapılan zamlarla olur. Yani son biraz önce söylediğin cümleyle olur. Yani birileri der ki, bak gaza elektriğe zam geldi, gaza geldi. E tabii ben de fiyatımı atlıyorum derse olur. Yoksa sanayicinin gazına burada bir artış olmadığı için, büyük sanayicinin buradaki rakamların sınırlı kalması ve böyle hesaplanması gerekiyor. Yani bu açıdan bakılırsa normalde ben, olması gerekiyor. Evet, 38 zam çok yüksek bir zam. Tüketici faturasında bunu ödeyecek. Doğru. Türkiye genelinde rakam her ne kadar ortalamada %25 gibi hesaplanıyor olsa bile faturalarımız artacak bir kere. Bunu bilelim. Net. Ya zaten arttı faturalarımız Yavuz. Elektrik faturası arttı, su faturası arttı. Biz dün değil ondan önceki gün yine senden hemen sonra konuşurken mesela orada Yaşar Acısaylıoğlu konumuz, dedik ya benim ilk defa su faturam, elektrik faturamı geçti. Sonra baktım bana da 700 liradan fazla su faturası gelmiş. 2 hafta evde yoktum. Bizim Sevel'e 660 lira gelmiş. Vatandaşlar atıyor, izleyicilerimiz atıyor. Onlara da keza öyle. Herkesin su faturası, elektrik faturasını da geçmiş. Çok yüksek. Pek çok yerde. Böyle evet, bir durum var. Su, neden bu faturalar böyle kabardı? Evet. Bu yüzden diyorsun. Bu yüzden zamlar, ama aslında şöyle söyleyeyim. Mesela gazda ortalama tüketim 125 metreküp civarında. Yani bu da aşağı yukarı bize yılda 1500 metreküp kullandırır. Yani bunun da kabaca, yani yıllık fatura artık ortalama bir evde aşağı yukarı 7500-8 bin lira civarında olacak yıllık. Yani görece neredeyse aslında su faturan senin şeyi geçmiş oluyor. Onu söyleyeyim. Yani gaz faturanı ortalama, su faturan geçmiş olacak oluyor. Onu söyleyeyim ya bu arada. Yani su gazdan oldu? Daha pahalı değildi. Çok. Su gazdan daha pahalı değildi. Gaz daha pahalıydı. İşte bu gazdaki sübvansiyon nedeniyle gerçek fiyatı yansıtmadığımız için dış piyasalardaki aslında sınırlı kalıyor. Yani 125 metreküp aşağı yukarı bir aylık tüketim ortalaması var Türkiye'de konutlarda. Konutlar için söylüyorum bunu. Tam bu rakamdan hesapladığımızda metreküpünü 5 küsürden hesaplarsak aşağı yukarı aylık fatura 700 ile 800 arası bir rakama denk gelmesi lazım. Ortalama için söylüyorum bunu. Ama mesela Ocak ayı değil. Yani Ocak ayı Türkiye'de en yüksek tüketimin olduğu aydır mesela. Ben aylık ortalama olarak söylüyorum. Ocak ayında konutlarda 200 metreküpe kadar da gaz harcandı olabilir. Yani genel ödenen fatura açısından söylüyorum. Yıllık ödeyeceğimiz fatura aşağı yukarı 8 ile 10 bin arası olacak. Doğal gaza sadece vereceğimiz rakam. Yani bu da bakıldığı zaman tabii ki bütçeleri zorlayacak bir tutar. Tabii yani yıllık ortalama 8 bin ila 10 bin arasında, aylık ortalama 700 ila 800 arasında diyorsun. Bu sadece doğal gaz. Evet. Bunun, en az bunun bir de suyu var, bunun bir de elektriği var. Orada evet, da fatura el yakıyor. Tabii. Bu sene ana gündem maddemiz ikinci yarıda biraz faturalar olacak gibi sanki. Evet, zaten biz aslında bu konuda o yüzden çok sıkça diyorduk ki işte asgari ücret ve çevresindeki ücret düzeyine bir düzenleme gerekiyor diye. Çünkü siz gaza %38 zam yapıyorsunuz, suya yapıyorsunuz vesaire. Ama asgari ücrete gelince enflasyonu arttırır diyorsunuz. Öyle olmaz. Öyle olduğu zaman bütçeler sarsılır. Yani yılın sonuna kadar geçireceği 5-6 aylık süreçte ciddi sıkıntı yaşar hane halkı. Yani bunu unutmamak gerekiyor. O nedenle de zaten bunu yani bu böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var diyorduk. Yani %20 de olsa bir artış mümkündü. En azından 20 bin liraya çıkarılsaydı asgari ücret en düşük oranda, bir nebze bu faturaları ödeme anlamında da rahatlık sağlardı. Ama maalesef bu konuda yeteri kadar baskı oluşturamadı kamuoyu. Öyle görünüyor. Şimdi mesela bakıyorum izleyicilerimizden gelen yorumlara da, bu da haklı bir soru. Her şeye zam geliyor. Elektrikten suya, işte toplu ulaşıma, doğalgaza, ama ücretler söz konusu olduğunda ücretlerde yok, orada zam yok deniyor. Öyle diyen izleyicilerimiz de var ve haklılar. Şöyle 4 kişilik ailenin açlık ve yoksulluk sınırı, ona da bir bakalım. Türk İş diyor ki açlık sınırı Temmuz'da 19.234 lira oldu.
Yoksulluk sınırı 62.452 lira. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 24.901 lira. Gıda harcaması tutarları yılbaşına bu yana 4.186 lira artmış. Yani böyle açlık sınırı 19.200'lerin üzerine çıkmış, 20.000'e dayanıyor neredeyse. Ama baktığında asgari ücret nerede? Onun çok çok altında ve biz daha Temmuz'u bitirdik yine. Evet Selam. Çok haklısın ve artık hani bu rakamların altına imza atabiliriz. Yani bu rakamların daha üstü de söz konusudur. Bu rakamlar gerçekten en azından realiteyi yansıtıyor. Çünkü bizim aslında açlık sınırında konuşmamız lazım ama maalesef işte asgari ücret konuştuğumuz ortamda açlık sınırını konuşuyoruz. Tam bir garabet. Yani bugün özellikle metropollerde yaşayanların yoksulluk sınırının altında yaşama olasılığı, yani belli bir standartta yaşama şansı yok zaten. O nedenle biz bu rakamları yani maalesef yani telafi edecek bir imkan sağlayamadık. Yani bunu görüyoruz. En azından hükümet bunu sağlayamadı. Açlık sınırının altında uzunca bir süre devam edecek belli ki. Ve yıl sonuna kadar da böyle giderse bu açık daha da büyüyecek. Onu da unutmayalım. Yani yıl sonuna kadar nereden baksan açlık sınırı 25 bin lira bulacak belki. Belki daha üstüne çıkacak. Ve İşte asgari ücret arasındaki boşluk da iyice büyümüş olacak. Öyle söyleyeyim yani makas açılmış olacak. Bu grafik var şimdi. Sen de görüyor musun? Evet, evet, o grafik. Bir grafik az önce verdiğimiz grafik. Profesör Doktor Hakan Kara'nın mesela o grafiği çalışmış. Diyor ki açlık sınırı yükselme eğiliminde olduğunu görüyoruz diyor. Son dönemde fiyat artışlarındaki yavaşlamaya rağmen çalışanlar enflasyon karşısında ezilmeye devam ediyor notunu düşerek bu grafiği paylaşmış. Sen diyorsun ki şimdi bu makas böyle açılırken tabii daha da devam edecek. 25 bin lira dayanacak açlık sınırı. Yani şunun için söylüyorum bunu. Yıl sonuna kadar nereden baksanız %20'ye yakın bir enflasyon aylık artışlarla bakarsak %20'lik bir enflasyon daha göreceğiz. O durumda biz kaba bir hesapla 20 bin liralık bu açlık sınırını %20 arttırsak zaten %25 bin liralara gelir aşağı yukarı. Onu demeye çalışıyorum. Yani açlık sınırı gün sonunda, yıl sonunda daha doğrusu 25 bin lira ulaşırken asgari ücrette bir artış yapmadığımız için aradaki fark bugün sadece 3-4 bin lirayken 7-8 bin liralara bulacak. Yani o nedenle zaten biz haftalardır belki de aylardır böyle bir düzenlemenin en azından %20'lik bir artışın makul olduğunu ifade ediyorduk. Kaldı ki Sena, büyük kuruluşlar yani sanayi kuruluşları, holdingler, bankalar kendi çalışanlarının bir bölümüne %20'lik artışlar, 15 ila 20'lik artışlar yaptılar. Bunların da kamuoyuna açıkladılar. Yani işlerini şeyle, layıkıyla yapan, finansalları düzgün olan bankalar, holdingler çalışanlarına tam bu şeyde ara zam döneminde 15 ila 20 hatta kimileri yemek ücretlerine de bir %10-15'lik bir artış yaparak çalışanlarının refahını arttırdılar. Zaten bu konuda biliyorsun hükümet de aslında ama belirli firmalar. Yani büyük firmalar ama şunu söylemek istiyorum. Çok haklısın ama sonuçta şu oluşurdu eğer. Zaten biliyorsun hükümet de özel sektörün kendi inisiyatifine bıraktı, vicdanına bıraktı diyelim bu konuyu aslında. Ben özel sektörde bu konuda söz sahibi olanların da vicdanına elini koyup gerekeni yapması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü bu tablo maalesef yıl sonuna kadar büyük bir kesimi yani açlıkla ya da demeyeyim de yani zorlukla, güçlükle mücadeleye sürükleyecek. Yani önümüzdeki yani büyük bir geçim sorunuyla karşı karşıya bırakacak. Geçinememe halinin içine sürükleyecek. Tabii tabii yani bu aynı zamanda iş ortamını da bozan, iş huzurunu da bozan bir ortam. Artı iş kalitesine de hasar veren bir şey bu. Dolayısıyla eğer bu konuyla ilgili çalışanların bir parça daha düşünüyorsa şirketler bununla alakalı adımlar atmalarına fayda var. Onu seninle dün konuşacaktık ama sonra bu suikast haberi gelince ekonomi dilimini bugüne bıraktık. Dün sana soracaktım. Bugün de baktık pek çok yerde manşet. İş insanı Abdullah Keelan'ın açıklamaları. Ya bir dönemler en çok gittiği yerleri söylüyor, bir lokanta adı veriyor. Bir numaralı yerdi benim için. Mutlaka haftanın 2-3 günü giderdik. O bile fiyatlara isyan eder noktada. Yani vatandaşta hani iş insanlarından fiyatlara
bu denli yüksek tepkiyi ben ilk defa görüyorum. Bilmiyorum sen hatırlıyor musun? Çok çok pahalı diyor. Tüm lokantalar inanılmaz pahalı. Bizim mallarımızın fiyatı da yükseldi. Buna kim dur diyecek? Ben merak ediyorum. Dolar aylardır aynı seviyede ama fiyatlar artıyor. Elektriğe %38 zam geliyor. Akaryakıta zam geliyor. Vergi var. Yaşam pahalılaşıyor diyor. 1970'ler 80'lerdeki Türkiye ile bugünkü arasında dev fark bulunuyor ifadelerini kullanmış. Bir de demiş ki biz yıllarca 500 liraya takım elbise sattık. Şimdi en ucuzu 3000-5000 arasında demiş. Bir de tost, ayran. Ya o bahsettiği yeri zannederim ben de biliyorum. 500 lirayı geçmiş diyor. Kalın ekmek, incecik tost artık kaşarı da çok azaltmışlar. Yanına bir ayran 500 lirayı geçmiş diye o da isyan ediyor fiyatlara. Yani 3000 liraya takım elbise satıyor mu emin değilim. Yani ben daha yüksek diyebiliyorum. En ucuzu öyle diyor. Yani en ucuzu olabilir ama kendi sattığı takımların 3000 lira olduğunu sanmıyorum. Sayın Kılın. Ama bilmiyorum şunu... o senin uzmanlık alanın. Yok yok yani en azından şunu söyleyebilirim. Yani şunu söyleyebilirim. Haklı tabii ki. Yani o düzeyde bile bu artık o düzeyde niye diyoruz? Çünkü Türkiye'nin hani sayılı varlıklı insanlarından bir tanesi kendisi. Gün sonunda iş dünyasının önüne gelen bir ismi. Yani o isim de eğer bunlara ya isyan ediyorsa bu konunun hani artık hani bacayı açtığını gösterir artık. Ama yani gün sonunda şu da bir gerçek. Zaten tüketimin yavaş yavaş değil aslında beklediğimizden de hızlı bana kalırsa yavaş yavaş böyle geliyor. Yani durulmalar başladı ama beklediğimizden hızlı durulmasını bekliyorduk. Olmadı tam anlamıyla bu. Çünkü dedik ya Türkiye'de harcama yapan belli bir kesim var. O kesim maalesef, maalesef diyorum bunu, o kesimin harcaması herhangi bir şey durmadığı gibi fiyatların da artmasına evet. sebebiyet veriyor. O nedenle de işte bu bahsettiğimiz tostun fiyatı da düşmüyor. Yani tostu yapan yanına işte çayını ya da ayranını satan da fiyatını aşağı indirmiyor. Ve toplum büyük bir şekilde... Ama kalite aşağıya iniyor. Yani mesela tabii. bu çok bilinen yerler var. Buralarda bakıyorsun yol üzerinde tost satıyor, ayran satıyor. Yılların bilinen yerleri olarak bilinen yerler yani öyle yerler ama bakıyorsun kalite aşağıya düşmüş, fiyatlar yukarı çıkmış. Bir garip bir şey. Sen Ankara'ya giderken herhalde bir meşhur tostçulardan bazılarına uğradın herhalde hissettiğim kadarıyla. Uçakla geldim. Hayır. Çeşme'ye uçakla. Tamam anladım. Ama orada da isyan etmiştim. Sonra dedim ki ya Abdullah Kıyılı bile böyle isyan ediyorsa benimki çok haklı bir isyanmış. Bugün Hüseyin Gökçe Ekonomi Gazetesi'nde yazmış. Demiş ki yani biz bugüne kadar yüksek fiyatlardan şikayetçi olanlar masanın karşısında oturanlar. Yani tüketiciler de ilk kez bir iş insanı yüksek fiyata anlam veremediğini söylüyor. O açıdan tüm kamuoyunun dikkatini çekti diye o da not almış. Gerçekten öyle oldu yani. Evet evet yani bilmiyorum artık onlar yani şey sonuçta gün sonunda bakıldığında bütün bu hesaplar herkesin tabii bütçesini ettiler ama o tarafta bu duyuluyorsa, bu hissediliyorsa yani o zaman hani bir artık bıçak yemeye dayanmış demektir yani o anlamda. Evet, ve bir önlem alınması gerekiyor. Görürsün. Bu arada hani indirimlere başlasalar fena olmaz bu durumda. Yani takım elbiselerden başlasınlar mesela. Hani hafif hafif bakalım ne oluyor, indirince ne oluyor. Hafif başlayabilirler. Yani açıkçası... Değil mi? Buradan sen de çağır. Madem böyle çok yüksek indirebilirsiniz biraz fiyatları. Yani bir bakalım, sokak yani görelim. Çarşıda pazarda ben yani indirim ben çok hala göremiyorum çünkü açısı. Görüyor musun? Sezon sonu indirimleri falan filan yani perakendecilerin de yaptığı aşağı yukarı sezon sonu yani stoklarını eritmeye dönük indirimler yoksa böyle şok bir indirim falan yapan yok. Yani her zamanki gibi işte %50'ye varan şeklinde ama hiç varmayan indirimler. Yani tamamen tüketiciyi bir parça aldattığını düşünüyorum ben zaten bunların. Çünkü %50'ye varan dediğinizde o işte %50 indirim nerede var diye baktığınızda kimsenin bedenine uymayan kıyafetler falan %50 oluyor. Dolayısıyla yani geri kalan da öyle %50 falan indirim yok. Tamamen stok eritmeye ve pazarlamaya dönük samimiyetsiz indirimler bunlar. Biraz perakendecinin de bu konuda düşünmesi gerekiyor. Şapkasını önüne koyması gerekiyor. Yani vitrine yazıyor %50'ye varan diye içeriye giriyorsun. İki üründe %50 varsa var. Evet. Kalanı tüketiciyi işte aldatmak, kandırmak, diyor. Reklam. İkinci ürün alırsan %30 olur. Evet. Yani yanlış yönlendirmektir bu. Yani açıkçası bu nasıl göz göre göre buna imzin veriliyor onu da çok anlamış değilim. 1000 tane yasa çıktı ama denetim olmadığı için herkes bunu pazarlama unsuru olarak tüketiciyi içeri sokma, dükkana sokmak aracı olarak kullanıyor. Ve maalesef İşte görüyorsunuz yok öyle bir şey. Yani o zaman da nasıl düşsün bu fiyatlar?
Ben anlamadım. Yani samimiyetsiz buluyorum yani bu şeyleri, ifadeleri o yüzden. Genel olarak. Peki gıdada yani ve hizmet sektöründe, lokantalarda, buralarda görüyor musun indirim? Ben herhangi bir fiyat gerilemesi görmedim. Herhangi bir yerde köftenin fiyatı aşağı inmedi. Dönerin 100 gramlık fiyatı gerilemedi. Şunu diyebilirsin, zam yapmamış olması da umut verici değil mi diyebilirsin. İnşallah yani bari zam yapmasınlar. Hani 38 zam geldi ama mesela 38 gelen zam fırına gelmedi ya. Mesela fırın artık zam yapmasın mesela durumda falan gibi. Yani gaz için söylüyorum bunu. Gaza yapılan zam fırına fırınlara yansımayacak. Ya da işte sanayi yani kuruluşlarına... Yani bu gidip de lahmacuna, pideye, işte şeye evet. yansımasın diyorsun. Evet, ekmeğe bari oraya yansımasın. Hani biz artık zam yapmalarından, zam yapmasalar da böyle de fiyatlar kalsa o da bir nebze sevindirici bir hal olabilir. Buna bile razıyız. İndirim beklemiyorum şey yani, o yüzden. İndirim görmüyoruz çünkü. Yani gördüğünü söyleyenler de ispata mecburlar. Evet. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün akşam konuğumuzdu. Dedi ki amacımız evet. enflasyonu, faizleri, orta vadeli tek haneli rakamlara indirmek. Eylül'de düşük kırıklı rakamları göreceğiz dedi. Son 2025 için de gelecek yıl onlu rakamları göreceğiz dedi. Ama burada düşük onlu, yani Eylül için mesela düşük kırklı ifadesini kullandı. Ama gelecek yıl için düşük onlu ya da yüksek onlu rakamlar onu söyleyemem henüz dedi. Ama onlu rakamları göreceğiz diyor. Göreceğiz mi? Yani inşallah görürüz. Çünkü hani bugünden bakıldığı zaman bu yapılan zamlarla mesela işte biz yıl sonundaki işte 38'lik hedeflerde yukarı doğru revizyonlar gelebilir. Yani 40'a yakınsayabilir mesela o. Diğer taraftan da şunu söylemek gerekiyor. Biz onlu yüksek rakamlar derken herhalde 19'dan falan bahsediyoruz diye tahmin ediyorum ben. Yani 20'nin altında rakamlardan bahsediyoruz diye tahmin ediyorum. Öyle anladım yani. Onlu rakamlar derken onlu 20'li mi ifade tam Sayın Yılmaz? Çok onu anlayamadım ama şunu söylemek gerekiyor. Burada ben de orada sordum hemen, bak senin için söyleyeyim. Dedim ki burada kastınız yani düşük onlu mu yüksek onlu mu? Yüksek onlu gibi görünüyor dedim. Onu henüz söyleyemem dedi. Yani 19, 18 ya da 11, 12 onu şu an için söyleyemem dedi. Evet, işte dolayısıyla oralarda bir seviye muhtemelen hani hedefleniyor, ulaşılmak isteniyor. Ama bana kalırsa burada en kritik konu, yani ben Sayın Yılmaz'ın açıklamalarını dinledim. Zaten hani bana kalırsa bu programın uygulanmasının başından beri Sayın Şimşek ve Sayın Yılmaz aslında bu programın en öndeki savunucuları. Yani hükümetin içinde belki konsensüs olmasa bile diğer bakanlıklarda bu yani iki isim önemli şekilde programı savunuyor ve üstlenmiş durumda. Dolayısıyla umarım hani hedeflendiği ve arzulandığı noktalara geriler. Ancak buradaki kritik konu şu. Bir işte öngörülemeyen riskler var. Petrol fiyatının aşağı inmemesi gibi mesela. Petrol fiyatı çünkü sadece doğal gaz fiyatını etkilemiyor. Petrol fiyatı aynı zamanda elektriği etkiliyor. Petrokimya tüm sanayi şirketlerini etkiliyor. Dolayısıyla bu mesela kritik bir konu. Petrolde ne olacağı çok önemli bizim bu hedeflere ulaşmamız konusunda. Diğer taraftan da bana kalırsa diğer bir kritik nokta faiz indiriminin hangi düzeyde yapılacağı. Faiz indirimi niye önemli diye söylersen de faiz indirimi aslında bu enflasyonla mücadeledeki para sıkılaştırmasının birinci silahı. Şimdi dolayısıyla biz eğer gerçekten deriyi görmeden paçaları sıvarsak o zaman bu onlu yüksek seviyelere falan ulaşamayız. Gerçekten soğumayı başlatıp gerçekten talebi kısmazsak bu rakamlara yani gitmek, ulaşmak hayal olur Sena. O nedenle de ben çok erken başladığımız faiz indirimi tartışmalarının bir parça rafa kaldırılması taraftarıyım. Çünkü bak dün akşam gördük, Fed bile bir yıldır faizini sabit tutuyor. Bak bir yıldır önünde seçim var, hala faiz indirmek için direniyor. Eylül'de belki diyor bir de. Ya belki diyor. Üstelik yani hala net yani, bir şey söylemiyor. Evet yani bir yıldır orada sabit faiz. Biz zaten daha şurada 50'ye çıkardığımız seviye 3-4 ay önce çıkardık. Yani biz daha 3-4 ay önce çıkardığımız bir yüksek seviyeyi 3 ayda indirmeyi tartışıyoruz. Maalesef açıkçası bunu çok üzücü buluyorum. Artı Merkez Bankası yönetimini de zorlayacağını düşünüyorum bu tartışmaların. Her ne kadar çıkıp deseler de ya işte indirim planlamıyoruz vesaire deseler bile çok üzücü çünkü üzerine baskı hissediyorlar. Oysa ki bizim bu konuları 2025'in başında konuşmamız gerekirken
Biz oturmuşuz. Eylül'de indirim olur mu? Ya daha çok ne zaman arttırdık da ne zaman indiriyoruz? Neyi sıktık da boşaltıyoruz? Daha yeni arttırdık. Yani gerçekten senle de gördün, konuştuk rakamları burada. Daha tüketici harcamalarında küçük küçük düşüşler var. Yani çarşı pazarda veya herhangi bir yerde fiyat düşüşü mü gördük? Yani neyin tüketimi bak, kısıldı da? Tam sana bir soracaktım. Bir izleyici mesela mesaj atmış. Benim sorularım arasındaydı sana. O da iyi hatırlatmış, iyi olmuş. Yani siz diyorsunuz lokanta hani fiyatlar yükseldi ama halen daha Antalya'dan yazmış. Çay 30 lira ama yine de kafeler dolu. Halen daha vatandaş çıkıyor, yiyor dışarıda. Nasıl oluyor da fiyatların artışı? Senin bahsettiğin ekonomik soğumaya biraz da buradan işaret oluyor. O neden öyle oluyor? Bir de mesela %38'lik zam içinde bir izleyici demiş ki hani bak, sadece böyle bakmamak lazım. Bizim hane halkı giderlerimiz oluyor. Onları da bir şekilde yansıtıyoruz. Çünkü çocuğumuzu okula gönderiyoruz. Onların da masrafları artıyor demiş. Ona ne yanıt verirsin? Merak ya, ettim. Tamam, o da yani o haklı. Esnaf da gün sonunda kendi harcamalarını finanse etmek için iş kuruyor, çalışıyor. O nedenle tabii ki sadece işletme değil, aynı zamanda kendi giderlerini de bu maliyetler için ekleyerek bu noktalara getiriyor. Ama çay içiyoruz kahvede şeyde diye, bir herhangi bir çay bahçesinde diye zengin hissetmeyelim kendimizi. Yani çay içiyoruz gün sonunda. Hiç. Hani bu böyle yani çay buradan... Çay da mı içmeyelim? Ya buradan gidersen hani şeyde yani böyle bir şey olabilir mi yani? Ya da bir kahve içiyor diye hani ne yapsın insanlar, kendilerini odalara mı kapatsınlar yani? Alt üstü bir çay içiyorlar, işte bütün saatlerini geçiriyorlar. Belki de hani görünen birkaç yerin haricinde çok daha hesaplı yerlerde bunları tüketiyorlar belki de. Dolayısıyla yani haksızlık edildiğini düşünüyorum bu konuda. Hani yani kahvelerin, çay, onu, oradan ekonomiyi biz hareketli yani görebiliriz ama o bir mecbur sosyalleşme. İnsanlar evlerinde belki... Bak belki önceden çayın yanında tost yiyordu, artık tost yemiyor, sadece çay içiyor. Yani bir de yani dünyanın yani batıdaki ülkelere, şehirlere de gidin. Orada da kriz bile olsa doludur yani kafeler. Yani sonuçta kısılacak en son yerdir. İnsanlar zaten kriz olduğu ortamda sosyalleştirip en azından motivasyon elde etmeye çalışır. Mesele burada değil zaten. Yani kısılmasını beklediğimiz harcamalar bunlar değil zaten. Daha yani tasarrufu etkileyecek harcamalardan bahsediyoruz. Yani ihtiyacı yoktur ama zam gelecek diye işte bir şey alır mesela. Mesela ne, bu iki tane olay vardı hatırlarsan. Bir, zam gelecek diye insanlar alıyorlardı. Bir de işte likidite fazlasından yani tasarruf yerine harcama yapıyorlardı. Buradaki konu, önce kırmamız gereken konu, zam yapılacak diye almayı engellemekti zaten. Bu mesela azaldı bir parça. Yani ben insanların artık 5 poşet işte şey alayım, şeker alayım falan dediğini sanmıyorum. Yapmıyorlar da. Ya da işte zam gelecek deyip daha fazla zeytinyağı aldığını sanmıyorum şu an. Mesela o biraz azaldı. O sevindirici gelişme. Yani mesele de öne, bir tanesi... Öne çekilen talep azaldı. Evet, bir parça mesela buralarda talep gerilemiş oldu. Yani ileride daha yüksek zam gelir, ben şimdiden stok yapayım, iştahı biraz azaldı. Bu iyi bir şey mesela. Ben bunu çevremde görüyorum, kendimden de görüyorum. Ben de yapmıyorum yani artık. Yapmıyor değildik, yapıyorduk hepimiz. Yani zam gelecek, alalım bir yere koyalım diyorduk mesela. Şimdi bunu bir kenara bıraktık. Şimdi bu iyileşmenin bir işaretidir. Yani bunlar önemli olan, anlatabildim mi? Yani ben o açıdan yani bir çaydır, kahvedir, insanların psikolojik açıdan sosyalleşmesini sağlayan harcamaların etki edeceğini sanmıyorum. Etki ettiğini de düşünmüyorum. Ben bir şey soracağım Yavuz. Ben şunu gördüğümde tamam Sena, bu ekonomi soğumuş ve bundan sonra da işte bu faiz indirim süreciyse hadi konuşmaya başlayalım derim dediğin nokta neresi? Yani dışarıya çıktığında ya da işte piyasaya baktığında ne görürsen bunu dersin sen. Yani burada tabii aslında bunu sağlayacak olan bir parça bana kalırsa işte son dönemde çok sıkça konuştuğumuz vergiyle alakalı bir takım sıkılaştırmalar, denetimler vesaire bana kalırsa. Çünkü aslında zaten sen, ben, toplumun bir kesimi, yani yoksulluk sınırının çevresinde yaşayan birçok kesim zaten aslında bir lüks tüketim yapmıyorlar. Ve aslında harcamalarını mümkün olduğunca minimize ettiler zaten. Şimdi burada işte o talebi yaratan ya da hala canlılığı sürdürdüğünü düşündüğümüz, İşte 2-3 milyon diye ifade ettiğimiz, Türkiye'de hani ne olursa olsun harcayan kesimin belki daha fazla vergi ödemesini sağlayarak bu şeyin fitili ateşlenebilir.
işte lüks aracı olup da hiç vergi ödemeyenlere vergi gelmesiyle. Mesela ancak o noktadan sonra bana kalırsa oradaki ateş bir parça sönmeye başlar diye düşünüyorum. Yoksa zaten marketlere gittiğimizde esten poşet poşet taşıyan insanların şimdi bir poşetin içinde iki parça, üç parça ürünle çıktığını görüyoruz. Yani zaten aslında toplumun büyük bir kesimi frenine bastı. Mecburen basmak zorunda kaldı, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Küçük küçük üç tane limon alıp çıkıyor insanlar marketten. Evet. Zaten bastı. Yani burada mesele yani psikolojik beklentinin kırılmasıydı. Bu biraz bir parça azaldı. Şimdi artık iş dünyasının maliyetlerini tekrar gözden geçirerek fiyatlarına zam yapmamaya başlaması lazım. Yani zam yapmamayı bir parça daha böyle konsantrasyon içinde değerlendirmesi lazım. Ev kiraları ile ilgili çok mesaj geliyor. Onu da konuşuruz vakit kalırsa. Bir şunu sorayım sana, maliye harekete geçti. 3000 kişilik ekiple kuyum sektöründe faaliyet gösteren 552 mükellefin 9 büyük şehirdeki 707 adresine denetim başlatıldı. Denetimlerde riskli olduğu tespit edilen mükelleflerin ayrıca vergi incelemesi alınacak. Hatta maliye gitmiş, bazı yerler kapı duvar kapatmışlar işte gibi böyle fotoğraflar, haberler de gördüm. Maliye hem lüks araçlara bakıyor, hem büyük mükellefe bakıyor, hem kuyum sektörüne bakıyor. Dün akşam Cevdet Yılmaz'a da bu vergileri silinenleri sorunca dedik evet, yani gerçekten bazı mükellef vergileri siliniyor, ödemiyorlar. Çünkü orada ya uzlaşmaya gidebiliyor ya istisnalardan faydalanabiliyorlar. Ama biz bunu işte asgaride %10 vergiyle engelleyip önüne geçiyoruz dedi. Maliyenin bu hareketleri sence ne söylüyor? İşte zaten aslında toplum vicdanı açısından, adalet sağlanma açısından zaten hep bunu söyledik hatırlıyorsan. İşte emekliye 2500 lira zam yapılırken yani milyonlarca parayı sıfır vergi ödeyerek kazananlara neden hiç bakılmıyor diye toplumun büyük bir kesiminden tepki var biliyorsun. Çünkü emekliye zam dendiğinde işte yıllık maliyeti 65 milyar deniyor ama sen kurumlar vergisi olarak topla o zaman bu parayı, niye toplamıyorsun dendiğinde de ses yok. Şimdi gün sonunda bu ortada, yani biz yeteri kadar kurumlar vergisi tahsilatı yapamadığımız için ya da gelir vergisi tahsilatı yapamadığımız için olan dar gelirliği oluyor. Dar gelirliğe zam yapacak para bulunamıyor. Yani bu, biz işimizi yapmadığımız için bu oluyor. İşte şimdi işimizi yapmaya başlıyoruz. Yani denetimler yapılacak. Bu kuyumcular arasında şey varsa, vergi kaçağı yapan, kaçak ürün satan, neyse bunların hepsi tespit edilip konsun. Yani bunlardan bir gelir elde edilsin. Gün sonunda vatandaş ancak böyle yani adil bir yönetim olduğuna inanabilir. Sadece bu değil tabii ki. Şimdi istisnalar gökten inmedi. Yani teşvikler gökten inmedi. Bunları da söz konusu hükümet zaman zaman çıkardı. Şimdi onların zaten suistimal edilenleri varsa keşke kaldırsaydık. Şimdi kaldırmaya çalışacağız. Kaldıramadıklarımızı da diyoruz ki... Çok mu fazla var böyle istisna Yavuz? Var yani tabii çünkü ki. Çünkü 20 kere 30 kere vergi siliniyorsa herhalde yüzlerce istisna falan var diye düşünürüm ben. Çok fazlaca var ama şunu söyleyeyim. Bu ekonominin böyle büyüme zamanlarında ya da yatırım ihtiyacı olduğu dönemlerde aslında AK Parti hükümetleri iş dünyasına bu konuda jest yapmak adına ya da işte işlerini kolaylaştırmak adına, maliyetlerini düşürmek adına bunları çıkardı. Ama gün sonunda geldiğimiz nokta itibariyle de artık bunlar fazla olmaya başladı. Çünkü artık bunlar bir iş yaratmaktan ziyade sahibine avantaj yaratmaya döndü. Yani o işletmenin sahibine avantaj yaratıyor. Dolayısıyla bunlar da büyük büyük firmalar. Tamam, istihdam sağlıyor olabilirler. İşte kim sorsan mesela diyorlar ki biz şu kadar sigorta primi ödüyoruz vesaire. Eğer ödeyeceksin çünkü sen bu işi yapmaya niyetlisin. Yapmak istemiyorsa ödeme. Kapat dükkanı. Yani bu zaten senin yapman gereken bir şey. İstihdam sağlıyor olmak, yani bir laf var ya, babanın hayrına mı? Hayır, kendi iş için yapıyorsun bunu. Kazanmak için yapıyorsun. Yani çalışan da kendi yemeğini burada satıyor gün sonunda. O nedenle bu işi karıştırmamak gerekiyor. O da evini geçindirmek için, para kazanmak için çalışıyor. Tabii ki öyle yani. Tabii ki öyle. Yani sen, ben daha maaşımızı almadan vergimizi ödüyoruz. Şimdi dolayısıyla bu nedenle asgari kurumlar vergisi uygulaması veya asgari gelir vergisi uygulaması bir parça buralarda etki edecek diye düşünüyorum. Umuyorum da. Burada desteklenmesi gerekiyor
Bakanlığında. Umarım bu konuyla ilgili kararlılıkla devam edilir bunlara. Toplumun algısını değiştirmeye dönük değildir umarım bunlar. Yani bu bir gün kuyumcular, öbür gün lüks araçlar falan diye çıkan haberler umarım gerçekte karşılığını bulur. Yani toplumda bir algı değişimini sağlamak için yapılmış olan bir PR çalışması değildir umarım. Sonuçları da açıklanır. Yani şu kadar kuyumcuya gidildi, bu kadar ceza kesildi, neyse ne. Yani cenazem var diye kapısını kapatan kuyumcuya da şu kadar ceza kestik, açmadı çünkü burayı diye. Bunlara da bakılsın. Mesela demiş ki Hazine ve Maliye Bakanı bir ay önce de söylediğini hatırladım. Şuradan hemen buldum. Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16.046 lira. Doktorlarımızın 27.376 lira. Bunlar çok düşük rakamlar. Bir tane zincir satıyorlar herhalde yani sadece. Kuyumcular. Tek zincir satıyorlar bütün ay boyunca. Ne evet. Bir tane altın zincir satıyorlar herhalde sana. Şöyle incesinden şöyle bir tane zincir satıyorlar herhalde sadece. 16.000 anca öyle olur. Yani peki vatandaş ne yapsın? Şimdi kuyumcuya gitti, yaz dönemi geldi. Altın alacak. Vatandaşın takibi de çok önemli. O ne yapsın? Ne istesin? İşte bana fiş kesin. Bunu böyle IBAN, MIBAN falan varsa da kabul etmesin mi diyorsun? Yani zaten böyle ama asıl bence kaynağında kaçak oluşuyor. Türkiye'ye girerken kaçak oluştu. Sonra alım satımda işte bir şekilde yani bunun muhasebeciler gayet iyi bilirler. Bir sürü yolu var. Üstelik bizde beyan usulüyle yapılıyor. Sorun orada zaten. Yani beyan kısmında problem var zaten. Yani bu beyan usulüyle yapılan işlerde çok ahlaklı bir toplum olmamız gerekiyor ki. Yani vicdanımızın sızlaması lazım. Ya bu vergi ödememiz lazım, ödeyemedik diye uyuyamamamız lazım. Öyle bir maalesef etik anlayışımız olmadığı için de işte 16 bin lirayı gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor. Ya 16 bin lira senin 3 günlük şeyin 5 günlük harcaman ya. Ayıptır ya. Bakkal mısın sen? Ayıptır böyle aylık vergi matrahı. Yani bakkal olsan olmaz. Yani gerçekten bisküvi mi satıyorsun? Şimdi dolayısıyla yani inan ki altın satıyorsun ya. Bak burada ben yani kuyumcunun kabahati, sıkıntısı, hatası bir tarafa, denetim tarafında hata görüyorum. Denetlemiyorsan senin kabahatin. Diyorum ya, indirimler %50'ye varan, girsin bakalım içeri Ticaret Bakanlığı. Neymiş o %50'ye varan diye? Ne bulacak acaba? %50'lik indirimli bir şey. Onu bir baksın bakalım. Çıkmazsa %50'ye varan diye bir dolandırıcılık olur mu? %90'a varan diye olur mu? Niye tüketiciyi kandırıyorsun? Heh. İşte bunları denetlemediğiniz zaman, yerinde tespit etmediğiniz zaman, o zaman işte herkes bildiğini yapar. Nasıl kırmızı ışıkta geçerken ceza oluyor? Yani yansıyor. Bir denetim var trafikte. Aynı denetimin ekonomi hayatında da olması lazım. Çünkü biz insanların böyle ciddi şekilde sorumluluk ve ahlaki etik açıdan da doğru davranacağını düşünmememiz lazım. Yani bizim bunu denetlememiz bunu lazım. Bunu varsaymamamız lazım. Öyle, maalesef öyle. Yani ben vergi denetimlerinin enflasyonla mücadeleye de faydası olacağını dolaylı yolda düşünüyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Yani bu da bir sıkılaştırmadır. Yani dolaylı yoldan bir sıkılaştırmadır. Geçen bizim evin oralarda bir maliye aracı gördüm. 2-3 saat kaldı. O da herhalde denetimler için mi bilmiyorum. Bayağı sıkılaştı İstanbul'da zaman zaman. Bir de vatandaşın kendi, yani biz vergide adalet istiyoruz ya. Bunun talebini de bulunuyoruz ya. Bunun takibini yapmamız da çok önemli. Mesela geçen çok yakınım için düğün vardı, katılacağım. Kuyumcuya girdim. Ben fiş istedim. İşte ödemeyi yaptım. Bunları da bizim istememiz ve talep etmemiz lazım. Bizden de kaynaklı. Bize de düşen bir görev var neticede. Evet, biliyorsun ama bu işte yüksek enflasyon dönemlerinde işte 90'larda aslında önce fiş sonra alışveriş, yok önce alışveriş sonra fiş diye bir kampanya vardı hatırlıyorsan. Önce alışveriş. İşte biz bunu böyle televizyon jingle'larında falan dinlerdik ve sürekli, hatta şarkı gibi olmuştu. Yani önce alışveriş sonra fiş gibi böyle toplumun. Çünkü bak, aslında kaç yıl geçmiş hala hatırımızda. Evet evet, hatta o dönem biliyorsun fiş toplardık ve bunun KDV iadesini alırdık. Bunları da tek tek yazardık zarflara falan filan. Şimdi o dönem tabii o aslında zarfların kaldırılmış olması bir anlamda. Ve işte artık peşinen indirim yapılıyor biliyorsun. Bir yandan hani işin muhasebe tarafını azalttı ama toplumun bu konudaki algısı zayıflamış oldu. Hani tekrar fiş toplayalım demiyorum ben. Yani o ciddi bir eziyetti çünkü. Orada çok böyle suistimaller oluyor. Toplu fişler falan konuyordu falan filan. Vatandaş da yani bu işin kılıfını buluyordu. Onu demiyorum yani, onu yapalım demiyorum ama şimdi bununla alakalı cezalar da açıklandı biliyorsun geçen hafta.
Yanılmıyorsam yani işte fiş başına 5 bin lira mı 10 bin lira mı bir rakamda ceza kesilecek tüketiciye. Ama ya burada mesele zaten şu. İşte bu kadar vade farkı, işte vade farkları yok, artık taksitler azaldı. İnsanlar hani peşin ödeyeyim, indirim alayım peşinde ya da işte fişi almayayım, biraz daha indirim peşinde. Yani o yüzden de eskisinden daha güç bu konuyla mücadele etmek. Ya yine vatandaş aynı şeyi yapacaktır. Ben yine IBAN olarak göndereyim ya da şöyle yapayım. İşte indirim almaya çalışıyor çünkü. Hep fiyatları indirmeye çalışıyor insanlar. Ama tabii önemlidir. Evet. Yani siz yine fişinizi alın ve bir şekilde toplum... fişinize bakın bu arada. Fişinizde aldığınız mala uygun mu bu kesilen tutar? Onu da denetleyin. Yani denetçi olmaya çaba gösterin diyeyim. Yani umarım olur. Zor ama güzel yani. Güzel bir hatırlatma. Bir emekli muhasebeci izleyicimiz mesaj atmış. İhbar sistemi kaçakçılığın önüne geçebilir. %20'sini ihbar tazminat verilse bir çözüm olabilir. Ben de bir muhasebeci olarak böyle bir önerim var demiş. Olabilir yani, düşünülebilir üzerinde. Yani bir yandan da bürokrasiyi de arttırabilir, işi de arttırabilir. Bunu da göreceğiz. Yani ihbar sistemi tamam, dünyanın her yerinde var. Ama işte onlarca ihbar gelir ve ondan sonra işin içinden çıkılmaz hale de gelebilir sana, onu söyleyeyim. Yani şey, bunu da unutmamak gerekir. O yüzden hani umarım düzenlemesi doğru yapılır onun. Yani nasıl uygulanacak tam uygulama yönetmeni bilmiyoruz. Yani uygulama yönetmeni görmemiz gerekiyor ki ondan sonra daha net konuşabilelim. Yani neyi ihbar edeceğimizi. Bizim şimdi neyi ihbar edeceğimizi bilelim. Belki sınırları, çerçevesi belli olursa, bu da böyle başka bir yere de kaymayacak şekilde düzenlenirse bir yöntem olarak dünyada örnekleri var. Çünkü var tabii doğru ki. Diyorsun, konuşulabilir üzerinde. Bizim bu KKM'de konuştuğumuz çokça başlıklar vardı, vardı, vardı. Şimdi vergi avantajı kalktı. Resmi gazetede Cumhurbaşkanı kararıyla KKM'ye 6 ay vadeli olanlarda %7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda %5 stopaj getirildi. Evet. Bir de bugün Ekonomi Gazetesi'nin manşeti der ki Yavuz, öyle mi diye sana soruyorum, KKM'de mutlu sona geliyoruz. Şöyle aslında toplam mevduat içindeki payı geçen haftalarda 13'lerden 11'lere kadar geriledi. Bu çok sevindirici bir şey. Yani toplam mevduat içindeki büyüklüğün buralara gelmesi. Kabaca da işte biz 2 trilyon liraları görmüştük. Şimdi 65 milyar dolar mertebesine indi son olarak KKM'deki park eden para diyelim. 65 milyar dolar. Şimdi bu 65 milyar dolarlık tutar artık stopajla tabi oluyor. Stopaj oranları mevduatın altında ama düne kadar hiç ödemiyorlardı. Yani hiç vergi vermiyorlardı bu anlamda stopaj olarak. Ödeme yoktu yani. Şimdi faizleri de 35'lerin altına geriledi. Yani burada bir süredir faizler, bankalar tabii daha üstüne verebiliyorlar ama daha düşük oranlar teklif ettikleri için buralara geldi. Şimdi dolayısıyla şimdi en önemli kritik noktaya geldik. Bakalım bu vergi artışıyla birlikte getirisi biraz daha az olacak. Bununla beraber çözülmenin hızlanmasını bekleyebiliriz. Yani buradaki park eden paranın artık buradan çıkmasını. Zaten şöyle gözlemliyoruz. Birçok kişi KKM hesabını yenilemiyor. Yani vadesi bittikten sonra getirisini alıyor ve yeniden bankaya KKM olarak gitmiyor. O yüzden zaten bu rakamlara gerilemiş oldu. Yani kısmen bu tırnak içinde beladan yavaş yavaş böyle kurtuluyoruz gibi görünüyor. Bu stopaj kararı biraz hızlandırabilir bunu. Onu da söyleyeyim. En azından yani buradaki sıkıntı ne peki? Onu da ifade edelim. Hala kamuoyunda kimilerince işte yıl sonu dolar kuru şöyle olacak, İşte euro böyle olacak şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Şimdi bu ifadeler tabii buraya park eden para sahiplerini ürkütüyor. Dolayısıyla aslında buradaki beklentiyi biraz daha iyi yönetebilsek daha hızlı da bu KKM'den kurtuluruz. Daha hızlı çözülebilir diyorsun. Evet, daha hızlı çözülebilir. Ama yine de yavaş yavaş çözülmesinde de fayda var. Neden diyorum bunu? Çünkü doğrudan bir anda başka bir enstrümana kaymasın. Yani buradan çıkan para olduğu gibi tekrar dövizli enstrümanlara kaymasın. Yavaş yavaş Türk lirası enstrümanlarına, işte hisse senetlerine ya da benzeri hazine tahvillerine doğru yönelsinler ki bu işten biz kurtulalım. Umarım bir daha da tekrarlamayız böyle bir uygulamayı. Çünkü bu uygulama maalesef sırtımızda büyük bir kamburdu. Onu da söyleyeyim. İşlevini gördü bir dönem. Çok kısa bir dönem gördü. Ama
bunun cezasını da çektik. Çünkü buraya ödediğimiz paralarla yani bütçemiz ciddi manada hasar aldı. Onu da unutmayalım. Aklımızın bir köşesinde tutalım ki diyorsun, bir daha böyle bir şey görmeyelim. Yani evet, çünkü biliyorsun yani emekliye zam yapılmadı istendiği kadar oranda. İşte ama döndük dedik burada bu kadar, yani bunun politik olarak da riskleri oluştu. Yani toplum dedi ki mevduat sahiplerine, belli bir zengine siz para verdiniz, bize vermiyorsunuz. Bunu dedi toplum. Yani bunun politik olarak da sonuçları doğdu. Bunu da unutmayalım. Yani milyon dolar olan para aldı, ben alamadım. Yani bu bir avantaj yaratıldı parası ona. Para para kazandı dendi. Şimdi dolayısıyla bunun etkileri var. Öyle de oldu ama. Öyle. Öyle de oldu. Sabit gelirlinin, işte asgari ücretlinin, emeklinin hali sonra böyle oldu. Nüfusu soracaktım, projeksiyonu, varoluşsal evet. Bir tehdit, işte ciddi bir barınma krizi kapıda diyen var. Artık haftaya İstanbul'da İnşallah. Yüz yüze inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Yavuz Barlas, Habertürk.com genel yayın yönetmeni. Bugün bana eşlik etti, uzaktan oldu ama yine de güzel oldu. Haftaya görüşmek üzere. Bu dilimi de böylece kapatıyoruz. Çok teşekkürler. Bu dilimi böylece kapatıyoruz. Birazdan devam ediyoruz. Devam edelim para gündeme. Şimdi dünyanın gözünü kulağını çevirdiği başlık İsrail, İran ve bölgenin içerisinde bulunduğu hal. Ne oldu? Biz dün sabaha Haniye suikastiyle başladık Tahran'da. Peki ondan önceki gece nasıl yatmıştık derseniz, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlama saldırı, İsrail'in saldırısıyla günü kapatmıştık. Hizbullah'ın iki numaralı ismine dönük bir saldırıydı. Sabah da Haniye'ye ilişkin bir suikast haberiyle kalktık. Ve böylece en temel sorulardan biri, bölge bir ateş çemberi içerisinde mi acaba? Bundan sonra ne bekliyoruz sorularını sormaya başladık. Mesela dün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tam da bu Haniye'nin suikastinin haberinin hemen akabinde Habertürk'te konuğumuz olmuştu. Dedi ki bölgede bir savaş riski vardı, bölgesel bir savaş riski, ama Haniye suikastiyle tetik çekilmiştir. Bundan sonra ne olacak sorusu en önemli sorulardan biri ve iki değerli isimle konuşacağız. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Siz de Ankara'ya hoş geldiniz. Hoş buldum. Her zaman çok keyifli Ankara'da olmak. Çok sağ olun. Sizleri görmek de öyle. Birazdan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay da aramıza katılacak. Aslında ben çok bugün konuştuğumuz için, bu konuyu sizlerin de görüşlerini duyacağım için heyecanlıyım, meraklıyım da. Siz bu konuyu en iyi bilen isimlerden birisiniz Mehmet Hocam. Orta Doğu'yu çalışan, İran'ı çalışan. Dolayısıyla bir başlayalım sizinle isterim. Haniye suikasti neden oldu? Nasıl oldu? İran bunu neden engelleyemedi? Ve bundan sonra sizce tetik çekildi mi bölgede? Şimdi İsrail'in şöyle bir tavrı var, onu söyleyeyim. Biliyorsunuz Hamas İsrail çatışması falan diye ilk önce öyle algılandı. Arkasında bir soykırım süreci başladı biliyorsunuz. Hı hı. Yoğun bir şekilde de devam ediyor maalesef dünyanın göz önünde. Fakat İsrail'in şöyle bir tavrı var. Bu İran'ı bir türlü bölgesel savaşın içine çekmek istiyor. Bunu bir defa iyi görmek gerekir diye düşünüyorum. Sayın Ömer Çelik'in de sanırım kastetmek istediği bu. Çünkü bir gün önce hatırlayalım, Haniye'nin size söylediniz, Haniye'ye yapılan suikasttan önce Hizbullah'ın önde gelen bir lideri biliyorsunuz Lübnan'da. Fuat Şükür. Öldürüldü. Şimdi arkasından öyle bir günde suikast düzenliyorsunuz ve burada kişi önemli. İşte bu biliyorsunuz İsmail Haniye, Hamas'ın siyasi büro şefi bir numara. Şimdi hem Hamas'ın liderinin suikastla öldürülmesi, ama nerede öldürüldüğüne de bakmak lazım. Hangi gün öldürüldüğüne de bakmak lazım. Ve İran'da biliyorsunuz bir önceki Cumhurbaşkanı'nın helikopteri düştü. Hı hı. Hala bu tartışılıyor. Düştü mü, düşürüldü mü? Hatta o dönemlerde hatırlayalım. İran ne dediler? Kendi Cumhurbaşkanı'nı bile koruyamayan devlet görüntüsü. Verildiği konuşuldu.
Şimdi yeni Cumhurbaşkanımızın göreve başlama töreninin olduğu gün akşamına siz davet ettiğiniz bir misafiri önemli bir konutta ve devrim muhafızları tarafından bir konut, korunan konutta ne yapıyorsunuz? Ağırlıyorsunuz ve onu da koruyamıyorsunuz. Bu aynı zamanda İran'daki Cumhurbaşkanı için, yeni Cumhurbaşkanı için çok kötü bir başlangıç, onu bir defa belirtelim. İki, İran'ı şeye çekmek istiyor, İsrail. Mindere. Mindere çekmek istiyor. Orta Doğu'daki zaten düşük yoğunluklu bir çatışma devam ediyor. Yani bu yok diyemeyiz. Biliyorsunuz Şii milislerin öldürülmesi, hatırlayalım yine Suriye'de devrim muhafızlarının önemli komutanlarının olduğu binanın bombalanması ve ciddi sayıda yine devrim muhafızlarının ordusuna mensup kişilerin, üst düzey komutanların öldürülmesi. İşte Lübnan'a baktığınız zaman orada Hizbullah'a yönelik hareketler, Hizbullah'ın kimin kurduğunu, kimin desteklediğini, kimin ilişkisinin olduğunu hepimiz biliyoruz İran'la. O ilişki gördüğünüz zaman İran'ı bir bölgesel savaşın içine çekmek istiyor. Hakeza buna karşılık olarak... Hocam oraya gelmeden siz demiştiniz ki reisinin helikopteri düştüğünde, biz yine o zaman yayındaydık bir perşembe evet. günü. Ve o benim aklımda. Ben bugünden düştü düşürüldü diyemem, bir fikrim var. Ama önümüzdeki dönemleri izleyip ne olacağını karar vereceğiz demiştiniz. Ben de İran'ın, hani bunu net söyleyeyim o zaman, ben İran'daki helikopterin düştüğünü düşünmüyorum. Düşürüldüğünü düşünüyorsunuz. Düşürüldüğünü olarak. Düşünüyorum. Yani İsrail tarafından mı? Tam da zor bir soru çünkü. Aktör konusunda şudur diyemem. Fakat duruma baktığınız zaman kafanızda o kadar soru işareti var ki o soru işareti helikopterin düşmediğini gösteriyor. Yani bendeki kanaat o. Ben o gün de biliyorsunuz size programda ben bunun öyle olduğunu düşünmüyorum dedim. Bu bir anlamda hani şöyle bir politika uyguluyorlar İran'a yönelik. İran biliyorsunuz yüksek perdeden konuşan bir ülke. Hele İsrail konusu olduğu zaman her zaman yüksek perdeden konuşa geldi ve devam ediyor. Fakat İran'ın atmış olduğu o yüksek perdeden konuşmasını sürekli Orta Doğu'da perişan ettiklerini görüyorsunuz. Yani neredeyse vekil savaşçıları var biliyorsunuz İran'ın. İşte Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'de. Tamam, bunlar üzerinden yürütüyor ama öyle bir noktaya geliyor. Siz size karşı doğrudan kendi topraklarınızda veya Kasım Süleymani örneğinde olduğu gibi size yönelik bir üst düzey bir komutanınız, hatta efsane komutanınız öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri tarafından biliyorsunuz öldürüldü. Orada bile yeterli kadar cevap verilmediğini görüyorsunuz. Şam'daki olaya bakın. Hakeza işte orada üst komutanların öldürülmesi. Lübnan'daki yapıya bakın. Ne yaptı bunu? Bir biliyorsunuz füze attı İsrail'e. O zaman biz İran-İsrail gerilimi diye bunu okuduk. Ama onun da böyle bir bölgesel savaşa neden olmayacak ama biraz da İran'ı tatmin edecek. İran'daki yönetimi bakın biz de karşılık verdik, veriyoruz dedirtecek bir tavır olarak ortaya çıkmış oldu. Fakat burada İsrail, İran ne kadar yüksek perdeden konuşup alttan alan bir tavır. Onu söyleyeyim, İran alttan alıyor. Birazdan devamını da soracağım size. Kırmızı bayrak çekti, neden çekti onu da soracağım ama bir sıcak gelişme var. İzmir'de elektrik kaçağı soruşturması kapsamında 42 sanık hakkında 15 yıl hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İki kişi elektrik akımına kapılmıştı. Kamuoyunda infial yaratan, hepimizin yüreğini yakan bir haberdi ve hayatını kaybetmişlerdi. Gülçin Hacı Evliya Gil Ayça hazır mı değerli arkadaşlar detayları aktarmak için? Hazırsa Şahit seni dinleyelim Gülçin. Evet, olay 12 Temmuz'da yaşanmıştı. Sağnak yarışın ardından Özge Ceren Deniz 23 yaşında, İnanç Öztamay da 44 yaşında elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmişti. Tabii bu konuda soruşturma uzun soluklu bir şekilde ve hızlı bir şekilde devam etmişti. İki kişinin akıma kapılarak ölümüyle ilgili toplamda 51 kişi gözaltına alınmıştı. Ve şu an hali hazırda 12 tutuklu 42 kişi bulunuyor. Ve 15 yıla kadar da hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. 15 yıla kadar bu kişilerin, tanıkların hapis cezası isteniyor haklarında. Kimler bu isimler? Özellikle bu soruşturma kapsamında hem İç Su'dan hem de Gediz Elektrik'ten, üst düzeyden yani tepeden aşağıya kadar sorumluluğu bulunan, ihmali bulunan kişiler hakkında bir soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda
Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Üstel, İSTU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İSTU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Fadi, Adana Belediyesi Genel Sekreteri İSTU Eski Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Dağıtım AŞ Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşlerin Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 42 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderilmiş oldu. Gülçin Hacı Evliya Gülayçe Habertürk İzmir temsilcisi detayları aktardı. İzmir'deki elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden iki vatandaşımız vardı. 42 sanık hakkında 15 yıl hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Profesör Doktor Mehmet Şahin'le konuşuyoruz. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay da zannederim aramıza katıldı. Günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Ben de İzmir'den çok teşekkürler. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba, siz burada olursunuz diye iki konumu da bir arada yakalarım diye kalktım. Ankara'ya geldim. Ya ben de geldim. Çok üzüldüm gerçekten. Dün öğrendim. Yapılır mı bu bize Sayın Baba? Bir daha seferi diyelim gerçekten. Orada olmak isterdim Sena Hanım. Bir daha seferi diyelim. Bir sonrakine inşallah. Latife ediyorum. Çok bir araya geliriz. Çok teşekkürler ve günaydın. Şöyle Haniye neden Tahran'da hedef alındı? Bunu konuşuyorduk. Böldüm Mehmet Hocam. İran savaşa mı çekilmeye çalışılıyor? İran bundan sonra ne yapar? Bir de kırmızı bayrak çekti. Yani biz böyle bayrak çekme şeylerini çokça görür olduk bir de İran'da. Buyurun. Şimdi önce İran'ın şöyle bir politikası var, onu söyleyelim. Savaşı bu 79'dan bu yana yoğun bir şekilde uyguladığı ve üzerinde durduğu bir yaklaşım. Savaşı İran topraklarının dışında tutmaya yönelik bir doktrin de diyebiliriz buna. Yazılı olmasa bile böyle bir yaklaşım var. Daha çok karşı karşıya kalmış olduğu devletlerle mücadelesini İran topraklarının dışında yürütüyor. Bunu Lübnan'da görebilirsiniz, Suriye'de görebilirsiniz, Irak'ta görebilirsiniz. Bazen Afganistan'da ve Yemen'de görebilirsiniz. Yani vekiller üzerinden yürütülen bir süreç var. Bunun dışına çıkarmaya çalışıyorlar İran'ı. Farkındaysanız İran toprakları hedef. Yani siz İran topraklarına yönelik aynı zamanda bir ne yapıyorsunuz? Bir konuta yönelik bir saldırıda bulunuyorsunuz. Aynı zamanda İran'ı bir anlamda bölgesel savaşın içine çekerek benim gördüğüm kadarıyla şimdi bu sadece bölgedeki İran'ı veya işte Hizbullah'ı dolayısıyla Lübnan'ı savaşa çekmediğinizde İsrail'in şöyle bir görüntüsü var. Görüntüsü değil, gerçeği de bu, onu da söyleyelim. Tabii dünyada bu da net bir şekilde görülüyor. Bir kısım kabul edebilir. Siyonizmin etkisinde olanlar bunu kabul etmeyebilir. İsrail'in uygulamış olduğu katliam ve soykırım. Ve buna destek verenler var. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere. Hatırlayalım yine daha yakın zamanda hem cumhuriyetçilerin, kongreye katılanların hem de demokratların neredeyse hiçbir Amerikan başkanını alkışlamadıkları kadar Hitler'in günümüzdeki temsilcisi diye adlandırabileceğimiz, aynen öyle, canlı yayında bir soykırım uygulanıyor. O dönemde 2. Dünya Savaşı sürecine giderken yaşananların aynısını Filistin'de, isterseniz zaman zaman biliyorsunuz karşılaştırma yapıldığını görüyorsunuz. Resimler, kamp des, çocuk ölümleri, ne derseniz bu süreç yaşanıyor. Bunu bölgeselleşti, buradan doğrudan yanında olamadıkları için işte silah desteği veriyorlar, istihbarat desteği veriyorlar, teknolojik destek veriyorlar. Zaman zaman bazı askeri güvenlik unsurlarının da olduğu ortaya çıkıyor, değil mi? Böyle bir olay da biliyorsunuz. Bu olaya da şahit olduk geçmiş günlerde. İran'ı şeye kattığınızda, Orta Doğu'daki çatışmanın içine, Orta Doğu'daki savaşa kattığınız zaman bu defa İsrail yanında doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ni ve bazı ülkeleri bulur. Derdi bu. Bunu yapmaya çalışıyor. Bunu yapmaya çalışıyor. Yani İran'ı olaya doğrudan müdahil etme ve başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı ülkeleri doğrudan kendi yanında bulma. Mesela Amerikan Savunma Bakanı'nın şayet İran İsrail'e saldırırsa İsrail'in yanında oluruz, destek veririz açıklaması. Zaten İsrail'in bunu tek başına, yani unutmayalım şimdi, İsrail tek başına bunu götürüyormuş gibi bir imaj sergiliyor ama tek başına götürmüyor. Yani neredeyse bir silah koridoru, yani her anlamda desteğin olduğunu ilk biliyorsunuz bu süreç başladığında 7 Ekim'den sonra
uçak gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesi, bakın siz bölgede herhangi bir devlet buna müdahil olursa ben buna karşılık vermekle kararlıyım mesajı. Yani onu göstermeye çalıştı. Orada hazır tutuyor biliyorsunuz. Askeri unsurların hazır tuttuğunu görüyorsunuz. Mühimmat desteğini neredeyse 1973 savaşında Yom Kipur'da olduğu gibi sürekli bir destek. Hı hı. Hatta bu konuda biraz Amerika'dan farklı ses gelince hemen Netanyahu'dan ve İsrail'den biliyorsunuz işte bizi yalnız bırakıyorsunuz tarzı serzenişler gelmeye başlamıştı. İran'ı çektikleri zaman Orta Doğu'da genel anlamda bugüne kadar işleyen devlet bırakmak istemiyor. Bugüne kadar uzun süredir izliyorum. Bunu çok dillendirilmediği için gündeme getirmek istiyorum. İsrail'in derdi şu. Filistin topraklarını işgal etmek ve mümkün olduğu kadar Orta Doğu'da yayılmak. Yani Siyonizmin doğasında şu vardır, onu unutmayalım. Yani sınırı belli değildir. Yani baktığınız zaman bugün BM üyesi olup da sınırı belli olmayan tek ülke İsrail'dir. Siyonizm gaz gibidir. Fırsat buldukça yayılır. Bunlar çatışma ortamında bunun yayıldığını görürsünüz. Bunu iyi kullanırlar. Çünkü çatışma olmadığı zaman kamuoyuna anlatmakta çok zorlanırsınız. Batı Şeria'da öyle bir yayıldı. Tabii ki. Oslo'dan bu yana ilk defa böyle bir yerleşim. Yani oraya gittiğiniz zaman neredeyse mantar gibi böyle. Tabii. Her tarafta işgal bölgeleri diyelim. Ona yerleşimci falan değil. Gidiyorsunuz adamın toprağına el koyuyorsunuz, evine el koyuyorsunuz, site yapıyorsunuz. Sonra buraya yerleşimci diyorsunuz. Ya kardeşim ne yerleşimcisi? Senin toprağın değil ki burası. Sen gitmişsin Filistin'in toprağının üzerine site kuruyorsun. Yani bunun adında yerleşimci kuruyorsun. Hayır, hırsız bunlar. Yani adamın toprağına gelip Filistin'in toprağına çöktüklerini görüyorsunuz. Şimdi bu yayılma fırsatı sürdürürken aynı zamanda İsrail'in temel politikalarından bir tanesi bu yayılma politikasının önüne engel olacak veya Filistin'deki direnişe destek verecek güçlü devletin olmasını istemiyor. Farkındaysanız Camp David 79'la birlikte Mısır'la yapılan anlaşma en güçlü Arap ülkesinin devre dışı bırakılması, işte Irak, geçenlerde biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yine İsrail'deki katliam, soykırım kabinesinin Dışişleri Bakanlığı'nın söylemiş olduğu ve Saddam'la resmini Cumhurbaşkanımızın yan yana koyarak atmış olduğu tweet, aslında Irak'taki yaşanan işgalde İsrail'in şeyini de göstermiş oldu. Nasıl söyleyeyim? Dahlini de göstermiş oldu. Suriye'ye bakıyorsunuz. Lübnan'da işleyen bir devlet yok. Ürdün zaten İsrail'le arası o kadar iyi ki neredeyse bir anlamda İsrail'in güvenliğini koruyan veya ona bir set çeken bir ülke konumunda faaliyet yürüttüğünü görüyorsunuz. Böyle bir durum var. Onun için İran'ın son günlerde 79'dan bugün işte artan İsrail karşıtı söylem ve işte onun vekil güçlerinin Orta Doğu'da güçlü olması. Şimdi bunu da bunu içine çektiği zaman ne olacak? Hem kendisi Orta Doğu'da kendisine karşı çıkacak bir ülkenin olmamasını sağlayarak aynı zamanda böyle bir çatışma ortamı geldiğinde İran topraklarını, tekrar söylüyorum, İran'ın vekil güçleriyle karşı karşıya geliyor. İran topraklarının Amerika ve müttefikleri tarafından bombalanmasını sağlamak buraya götürmeye çalışıyor. Ya bu gözüküyor. Ya çünkü güçlü bir gider ülke, mi peki buraya? Bu öyle bir nokta ki bazen siz belli bir noktaya geldikten sonra geri çekemeyebilirsiniz. Bir de bizim biliyorsunuz siz de dış politika çalışıyorsunuz. Savaşı siz başlatırsınız. Veya biz yorum yaparken sadece şöyle yorum yapıyoruz. İşte ya bütün devlet yöneticilerinin rasyonel ve akıllı insanlar olduğunu düşünüyoruz. Bu varsayın. İşte bu rasyonel olamaz. O zaman bu iyi bir seçenek değil, bunu söylemeyelim. Veya bu konuda konuşmayalım tarzı bir yorum yapıyoruz. Manyaklar yönetiyor. Yani bunu açık söylüyorum. Şimdi baktığınız zaman bunu Saddam'da da görebilirsiniz, Netanyahu'da da görebilirsiniz. Hangi siyasi aklın olmadığı bir çerçevede alıyorlar kararları. Şimdi İran'ın zaten, İran'ın diyorum, İsrail'in mevcut yapısını bize verilen seküler uluslararası ilişkiler eğitimiyle anlamaya çalışan varsa hiç uğraşmasın. Hatta sadece İsrail'i değil, Orta Doğu'yu da. Şimdi bize verilen uluslararası ilişkiler eğitimine baktığınız zaman ki yani siz de ben de bu konuda okuyan, ne bileyim yazan biri olarak söylüyorum. Baktığınız zaman ben seküler uluslararası ilişkiler eğitimiyle nasıl teopolitiğini anlayacağım şeyin, İsrail'in.
nasıl arzu mevutu anlayacağım, nasıl bunları yayılma politikasını, nasıl Siyonizmi farklı çeşitlerini anlayacağım. Siyasetin içerisinde İran'ı nereye koyacağım? Sos olarak değil, yerleşik olarak dinin olduğu tabii, bir devletten İran'ı nereye koyacağım? Yani Hizbullah'ı nereye koyacaksınız, nasıl anlayacaksınız? Lübnan'ı nasıl çözeceksiniz? O mezhep farklılıkları, hakeza Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Müslüman kardeşler. Onun için buraya bakarken biraz farklı, daha diyelim ki seküler uluslararası ilişkiler perspektifiyle sadece değil, realist politikanın, yani gerçekçi politikanın, belli bir real politikanın anlama şansınız var, ama işin içine Orta Doğu olduğu zaman diyelim ki başka bir ülkede 3 faktörle 4 faktörle anlatmaya çalıştığınız bir dış politikayı veya bölgesel dengeyi Orta Doğu'ya geldiğiniz zaman bunun 20'lere 30'lara çıktığını görüyorsunuz faktörü. Onları da dahil etmek zorundasınız. Hani şimdi İsrail'deki kabine ve bazı kabine üyelerinin davranışlarına baktığınız zaman açık söylemek istiyorum bunu. Yani El-Kaide ve IŞİD'de gördük değil mi biz? Yani adam katliam yapmayı cennete gitmenin parçası olarak görüyor değil mi? Bunlar örgüt üyesi. Bu da kabine üyesi, aynısını düşünüyor. Evet. İsrail'deki bugün katliam kabinesinin bazı üyelerini, işte Güvenlik Bakanlığı'nın, bir bakın, katliam yapanın başbakanın tavrına bakın. Bunu aşırı sağ, aşırı sağ, hani bunu onun da çok daha doğru. Ki biliyorsunuz İsrail'de de seçim barajı çok düşük. Yani %2'lerde bir seçim barajı var. Seçim barajından dolayı kurulduğu andan itibaren 48'den bu yana her neredeyse radikal gruplar diye tanımlayacağımız partilerin hükümette yer aldığını, 77'ye kadar temelde İşçi Partisi'nin, 77'den sonra temelde Likud'un olduğu ve bunun etrafında toplanan diğer küçük partilerin olduğunu görüyorsunuz. Yani ben İsrail'i okumak için bir defa onun teopolitiğini, teolojisi iyi bakmak lazım. Bu teopolitik olarak bunlar nasıl bakıyor? Bölgeye nasıl okuyorlar? Onu size birazdan lazım. Sorayım mı hocam? Önemli çünkü. Çünkü İsrail okumak, İsrail anlamak, İsrail ne yaptığını, çalışmaya ne yaptı, ya ne yapmaya çalıştığını iyi yani bu şu değil. Yani 7 Ekim, değil mi? 7 Ekim'de Hamas saldırdı, İsrail buna cevap veriyor. Bu değil yani. Bu kadar bu basit değil. Yani böyle miladı buradan alamazsınız diyorsunuz. Çok da haklısınız. Çok önemli bir şey söylediniz. İran topraklarının bombalanmasını sağlamak amaç bu diye. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nden senatörlerin, özellikle demokratları söylemiyorum, cumhuriyetçi senatörlerin günün sonunda bunun için uğraştıklarına dair çokça yorumu demokratlardan da duydum. Yani hadi biz niye zaten uğraşıyoruz ki işte proksileriyle kaynağında halledelim. Kaynağında bu işi halledip bunu kapatalım. Buna karşın demokratların da ya bunu yapamazsınız, İran'la o kadar kolay bombalayamazsınız diye yanıt verdiklerini, kendi aralarında konuştuklarını daha önce çeşitli yetkililerden de duymuştum. İran topraklarının bombalanmasını sağlamaksa amaç, İran'ı mindere çekmekse amaç, Mustafa Balbay, buna İsrail dün bir adım daha yaklaştı mı sizce? Şimdi tabii İran aslında sürekli minderde, ama kendi minderinde değil. Daha çok işte Suriye'yi, Lübnan'ı biliyoruz, Beyrut'ta olanları biliyoruz, Irak Savaşı'nı biliyoruz, işte Irak'ın en son İsrail'in İran'a yönelik saldırısı biliyorsunuz, İran'ın Orta Doğu'daki kendi ülkesinin dışındaki topraklardaki elçiliklerine, konsolosluklarına saldırmıştı. Şimdi yeni bir ivmeye doğru gidiyoruz. Tabii bunun nereye gideceğini görmek şu aşamada, hani şu yöne gider demek çok zor, ama bir defa benim gördüğüm işin özünde Amerika'nın İsrail'e tümüyle yol vermiş olması var. Yani burada İsrail'in devlet başbakanı Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'nde 70 defa alkışlanması, attığın her adımın arkasındayız denmesi, bence kongreden Netanyahu izni aldı oy birliğiyle ya da bir retle diyelim. Ondan sonra bu saldırıyı gerçekleştirdi. Bunu bir tek hani özünde İsrail değil Amerika diye de bakmak lazım diye değerlendiriyorum. Reisinin öldürülmesi sırasında yine o sıcak saatlerdeydik ve bunun yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini düşünmüştük. İran'ın hem bölgedeki her alana zaten müdahil İran, anayasasının 5. maddesi devrim ihracını öngörüyor.
Yani İran devrim ihracını herhalde Maldivler yapacak değil, Madagaskar yapacak değil. Öncelikle çevre ülkeleri yapacak. Çevre ülkelerde bir İran karşıtlığı yerleştirilmiş durumda. Herhalde bugün Suudi Arabistan'a sorsanız İran'a mı yakınsın, Amerika'ya mı yakınsın, hatta İsrail'e mi yakınsın diye sorsanız yani cevabı kamuoyu versin. Çünkü yapılan anlaşmalar ortada. Hakikaten yani sevgili Şahin'in söylediğine benim de kimi itirazlarım ve eklerim var ama ben tartışmayı şuraya da koymak istiyorum Sena Hanım. Hani Doha'da toprağa verilecek Katar'dan. Katar en büyük Amerikan üssünün olduğu yer. Katar Hamas'ın siyasi merkezinin olduğu yer. Katar Arap Baharı diye adlandırılan dönemde katalizör olarak suçlanan El Cezire televizyonunun merkezi. Şimdi hakikaten Katar'ı da iyi analiz ederek bu uluslararası aktörlerin bu bölgede ne yaptığına bakmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi Doha'da işte şimdiden başlamış törenler. Yani Amerika'nın dünyada 700 üssü var. Bunlardan 30 tanesi Orta Doğu'da. Orta Doğu'daki en büyük üs de Katar'da. Şimdi bu hakikaten savaşın sürmesinin ama kontrollü olarak sürmesinin neyin nereye kadar uzayacağının böyle planlanmasının yapıldığı bir süreç diye değerlendiriyorum ben. Şimdi burada İran'ın Hürmüz Boğazı'nda o dünya petrolünün en önemli geçiş noktalarından biri, bölgedeki orta petrollerin dünyaya ulaştığı en önemli yer Hürmüz. Bir tarafında İran var ama öteki tarafında 5 ülke var. Biri de Katar bunların. Yani çünkü o yüzden oradaki dengelere bence hani sadece sanıyorum Sayın Şahin de hani direkt teopolitik dedi. Evet o da dikkatli ama bence Orta Doğu dengelerinin kendi içinde bir mantığı yok. Küresel aktörlerin o an kendi toprakları dışında yapmak istedikleri politikaların uygulandığı bir yer. Tamam İran kendi topraklarında savaşmak istemiyor da Çin mi istiyor? Amerika mı istiyor? Rusya mı istiyor? Amerika ile Rusya işte 70 yıldır 80 yıldır sürekli hatta bir asrı geçti sürekli karşı karşıya ama hiçbir zaman birbirlerinin toprağında savaşmadılar. Burada geçen hafta ben hani bir yanıyla Netanyahu'nun alkışlanmasından sonra bir noktaya dikkat çekmiştim. Burada işin bir yanını konuşuyoruz. Biz burada saatlerce Netanyahu'nun ne kadar alçak siyaset izlediğini konuşabiliriz. Amerikan Kongresi'nde bu 70 alkışın birebir artık Nazi'nin merkezi orasıdır gibi ileri ağır ve hak edilen eleştiriler yapabiliriz. Ama bunun karşısına koyacağımız güç ne Sena Hanım? Bunu genel anlamda Türkiye'de çok da konuşmak isteyen yok gibi geliyor bana. İslam Konferansı İşbirliği Örgütü nerede? Türk Konseyi nerede Keneş'i? Arap Ligi nerede? Filistin içindeki birlik nerede? Al işte geçen hafta o kadar ilginçti ki ben Haniye öldürülmeseydi yine de geçen haftayı şöyle konuşalım diyecektim. Sadece 23-25 Temmuz arasında olanları söylüyorum. Bu o 3 gün içinde. Netanyahu Amerikan Kongresi'nde alkışlandı. Esad Moskova'da Putin tarafından karşılandı ve çok kendi aralarında bir işbirliği oluştu. Ve maalesef Türkiye'nin iyi konuşulmadığı söyleniyor. Maalesef demem hani bölgede barış olması anlamında söylüyorum. Hani lehimize aleyhimize değil. Yine aynı gün 24 Temmuz Çin'de Çin Dışişleri Bakanı'nın ev sahipliğinde Hamas ve El Fetih temsilcileri buluştu. Çin'de. Ne diyelim barış Çin'de olsa gidiniz diyelim. Çin'e gittiler. Orada 17 yıllık kendi işlerindeki gerilime son verdiklerini nihayet açıkladılar ne kadar gerçekleşecekse ve yeni birlikte yeni daha ortak hükümet kuracaklarını söylediler. Hani konu ortada olunca gerçekten hani konuyu açıyor ve yelpaze genişliyor ama doğrusunu isterseniz ben en azından yani bu ülkenin yurttaşı olarak ahlaken de işin bu yanını yaraya tuz basmak olur. Gerekirse bu iktidarın politikalarını eleştirmek ya da şu yönden gidelim demeyi önermek olur. Mutlaka konuşulmasını istiyorum. İşte bakın günlerce tartıştık ettik. Nihayet Abbas lütfetti. 15 Ağustos'ta Türkiye'ye geleceğini söyledi. Ne zaman söyledi? Konu kamuoyuna yansıdı. Erdoğan teessüflerini iletti. Sitem etti.
İşte Abbas dedi sistem sevgiden doğar. Vallahi ben gelecektim. İşte nihayet işte Ağustos'un 15'inde gelecek. Böyle mi olmalıydı? Ben bugün en azından bugün ne bileyim böyle bir uluslararası bir toplantı bekliyordum. Kahire'de falanca ülkelerin dışişleri bakanları toplantın. Varsa da göremediğimi bilmiyorum. Baktım sabah haberlere de. Bu buradaki dağınıklık bence asıl karşı tarafa bütün cesareti veriyor. Her şeyi yapma hakkını veriyor. Bakın işte konuştuk. Yani nerede vursam Hamas'ı. Ya Tahran fena değil. İşte hem Pezeşkiyan göreve başlamışken Pezeşkiyan biraz şimdi reformcu görünüyordu. Bir nebze barıştan yana görünüyordu. Şimdi Pezeşkiyan intikam demese Pezeşkiyan'dan intikam alırlar. O da bu noktaya geldi. Ona da hani hoş geldin dediler Pezeşkiyan'a da. Yani ilk görev gününde evet. O barışa dönük nükleer görüşmelere dönük atacağı şayet bir adım varsa da önünü kestiler. Evet, yani. Hoş geldiler. Şimdi ayrıca Haniye'nin hakikaten hakkını da teslim etmek lazım. Sanıyorum Fidan da Dışişleri Bakanı da bu konuda hani iki üç yani demeçlerini gördüm. Ben tanırım barışın en çok savuncusuydu ve bir an önce ateşkes için en çok çaba harcayandı. Dedi Haniye için. Yani Haniye'nin bu kimliğine de bir anlamda saldırı olmuş oldu. Sonra işin öteki yanı öyle anlaşılıyor ki ben bu konularda Sayın Şahin'in en azından ilgi alanı itibariyle daha fazla bilgi sahibi olabileceğini düşünüyorum ama kesin yorum yapmaktan kaçındı. Belli ki İran istihbaratı içinde İsrail'in adamları var. Bu başka türlü mümkün değil. Soracağım şimdi. Belli ki orada Tahran'ın her kademesinde ki zaten bu zaman zaman konuşulur İsrail'in her belli kademelerde ama en kritik kademelerde adamların olduğu hep konuşulur zaten. Burada bir sonraki belki başlıkları açarız diye sevgili Sena Alkan vurgulamak istiyorum. Biz Türkiye olarak 1639 Kasr-ı-Şirin anlaşmasından beri İran'la sınırımız hiç değişmedi. Ama sinirlerimiz hep değişti. Özellikle İran rejimi anımsayın 80'li yıllar tabii sizler anımsamanız yani okumuşsunuzdur diye değerlendiriyorum. Bizim Türkiye gündeminin ana maddesi İran'la ilişkilerdi. Çok gergindi. İşte İran o anayasasının 5. maddesindeki devrim ihracını yani Türkiye'de dahil olduğunu göstermek için neredeyse kör kör gözün parmağına Erzurum konsolosluğu neredeyse devrim ihraç merkezi gibiydi. Türkiye gerek uluslararası ilişkileri halel getirmeden gerek yani Türkiye'nin iç dengeleriyle oynamadan bayağı uğraştı. Ben geçmişteki Hacı Bektaş Belediye Başkanlarından biliyorum. İran yani tabii Şia kimliğini de öne sürerek orada olmak için neler döktü. Bütün masrafı karşılayayım, şuraya şunu yapayım, bunu yapayım. Her neyse bir şekilde ilişkileri karşılıklı birbirimize karışmama zeminine oturttuk. Bu aşamadan sonra da ne olursa olsun bu ateşin, hani bencillik için söylemiyorum bunun, hiçbir şekilde bize bulaşmamasını sağlamak zorundayız. Bunun bir koşulu ana yola çıkarken şu önemli. Biz Orta Doğu'nun parçası mıyız? Orta Doğu'da barış isteyen ama Avrasya ülkesi bir merkez ülke miyiz? Avrupa Birliği'nin üyeliği isteyen Şangay İşbirliği Örgütü'nün işte gözlemcisi bir ülke miyiz? Şimdi kendimizi Orta Doğu'nun partisi gibi baktığımızda kimi yaklaşımları öyle gösterdiğimizde iş bambaşka yerlere evrilebiliyor. O nedenle ben Türkiye'nin özellikle bu alandaki dış politikasının örneğin Ukrayna-Rusya savaşında nasıl bir hani denge tutturduk? Aynısı demiyorum. Çok çok farklı. Orta Doğu her yerde hiçbir yere benzeyen bir coğrafya evet, değil. Çok daha ama ne yapıp edip ateşin bir an önce sönmesi, ateşkesin sağlanması ve oraya barışın gelmesi, çocukların önlemesi için bunu öncelemek durumundayız diye değerlendiriyorum sevgili Alkan. Çok teşekkür ederim. Hocam ben de size soracaktım. Mustafa Balbay da atıf yaptı. Yani nasıl olur da İran devrim muhafızlarının koruduğu İran'ın kuzeyinde korunaklı bir bina buraya bir saldırı, bir füze saldırısı. Sadece Haniye'nin olduğu tarafın yıkıldığını görüyoruz. Üstü kapatılmış görüntüler var.
İran'da bir istihbarat zafiyeti mi var? Dün mesela Çetin Erçetin, bizim konuğumuz, yine bu saatlerde dedi ki ben İranlı yetkililerle konuştuğumda bana şöyle söylediler. Ya bizi aramızdan kim sattı anlayamıyoruz. Böyle bir durum da mı var İran'da? Nasrallah niye yoktu? Ona da demişler ki seni koruyamayız, gelme. Bunu ya niye iyi koruyabileceklerini düşündüren neymiş onu da ben ayrı merak ettim de neyse. Nasrallah'ı koruyamayacağınızı söylüyorsunuz ama bugün Filistinlere yönelik soykırım katliamı uygulanıyor. Bunun da en önde gözükeni, yani Filistin direnişinin kahramanı İsmail Haniye. Nasrallah'ı koruyamıyoruz diyorsunuz da Haniye'ye niye bunu söylemiyorsunuz? Bu soruyu sormak zorunda değil miyiz? Yani ben İran'ın belli noktalardaki, işte şöyle bir anlatı da var. Evet, İran bölgenin önemli ülkelerinden bir tanesi. Ama bazı İran çalışan arkadaşlarımız veya takip edenler İran'ı çok böyle bir, yani çok da güçlü. Evet, kendi Orta Doğu'ya göre kıyasladığın zaman belli kapasitesi olan bir ülke ama kendi içinde de çok eksikleri olan bir ülke. Yani bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani böyle işte her istediğini yapar mantığıyla falan ben buna bakmıyorum. İran'ın devlet kapasitesinin belli noktalarda çok zafiyet içinde olduğunu düşünenlerdenim. Yani bir defa rejim hücre yenileyemiyor, onu söyleyeyim. Rejim hücre yenileyemiyor dememin sebebi şu, yani İran'a gidip gören, bu konuda nasıl söyleyeyim, yazılar yazmış, takip eden biriyim en azından. Orta Doğu'daki, Orta Doğu çalışan bir adam, İran'ı ben çalışmıyorum ama Orta Doğu çalışıyorum diyemez. Yani mutlaka bakarsınız, bu konuda kitap yazmış biriyim. İran'ın kadınlar ve gençleri hangi rejim olursa olsun, bu ister seküler olsun ister dini olsun, kadınları ve gençleri kaybeden rejim belli bir ömrü vardır. Çünkü hücre yenileyemezsiniz. Nasıl gideceksiniz? Nereye götüreceksiniz? Yani 79'dan bu yana gittiğiniz zaman Tahran'da şöyle bir azıcık kafanız çalışıyorsa baktığınız zaman bazı şeylerin yolunda gitmediğini rahatlıkla anlayabilirsiniz. Onun için kendi var olan bugün hem kaynaklarını kullanma konusunda İran'ın sıkıntısı var. Kaynakların dediğim maddi kaynaklarını bahsediyorum. Doğal gaz ve petrol başta olmak üzere. Hı hı. Hem de insan kaynağını kullanma konusunda zafiyetleri var. Hı hı. Bu şu anlama gelmez. İşte müsaade etmiyorlar. O ayrı bir konu. Evet, ambargo uygulanıyor. Nasıl söyleyeyim? Rejimin, yeni rejimin kendi yapısından dolayı belli bir kitlesini, gençleri ve işte kadınları biraz dışarıda tutma konusunda bir yapıya sahip veya insanlar işte ben dışarıda yaşama konusunda orada bir istek olduğunu görüyorsunuz. Bu gözüküyor. İki, ilk defa olmuyor ki, nükleer fizikçilerini koruyabildi mi? Koruyamadı. Nükleer fizikçilerine bakıyorsunuz. Tahran'ın merkezinde, başkentin kalbinde, sizin söylediğiniz gibi nükleer fizikçiler üst üstüne, bizde de biliyorsunuz bir ara işte Aselsan mühendislerinin öldürüldüğü gibi orada da nükleer fizikçilerin öldürüldüklerine şahit olduk. Evet, siz bir defa Cumhurbaşkanınızın ölümünü tam olarak işte açıklayamadınız. Ben iyi hatırlıyorum, yine sizinle konuşurken ben burada İran bunun bir kaza olduğunu anlatarak hikaye, hatta rapor çıkmadan dedim ki bu İran diyecek ki bu bir kazadır. Çünkü kaza değil dediğiniz andan itibaren aksiyon almak zorundasınız. Tabii, bunu bu şekilde yaptı? Evet, bunu bu şekilde anlatmak zorundasınız. Derler. Evet, yani Cumhurbaşkanı senin. Ne oluyor dersiniz? Ama biz bu tartışmayı biraz şöyle çekmek gerekiyor. Buradaki esas kötücül aktör diye tanımlayacağımız, onu şey yapmayalım. Sayın Balbay, tamam, İslam dünyası parçalı, Arap dünyası parçalı, sesi çıkmıyor. Abbas, ben hani açık söylüyorum, ben o gün mecliste olursam, ki işte meclisi biliyorsunuz 15'ine şey yaptılar. 15'ine, 15 Ağustos'ta toplantıya çağırdı Sayın Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş. Ben Filistin için alkışlayacağım. Mahmut Abbas'ı alkışlamayacağım. Mehmet Şahin olarak. Yani Mehmet Şahin olarak Mahmut Abbas'ı değil, şeyi alkışlayacağım. Ne onun ismi? Filistin davasını alkışlayacağım. Yani herhalde benim ne demek istediğimi bizi dinleyenler herhalde Abbas'ın ne demek şahsında bir alkışım olmaz. Olmaz şahsında bir alkışım. Çünkü 2006 yılındaki seçime katılan biri olarak söylüyorum. Seçimi gören işte 2006 yılı ya. 2006 yılından bu yana orada bir seçimin olmadığını, oradaki seçim zaten Arap coğrafyasında istenen bir seçim değildi. Onu da bilen bir olarak söylüyorum.
İsmail Haniye'nin bir özelliği daha vardı. İsmail Haniye ilk seçilen yöneticidir Arap coğrafyasında. Başbakanı biliyorsunuz. Yani Hamas'ın başbakan olarak, yani hükümeti ne yaptılar? Hükümet yapma fırsatı vermediler. İsmail Haniye aynı zamanda biliyorsunuz barış görüşmelerine müzakereci, bunu götüren kişi. Yani İsmail Haniye'yi siz... Sanki Haniye'yi suikastiyle İsrail'in hedeflediği bir yandan da ateşkes ihtimalini kökten İsrail, ortadan kaldırmak İsrail, mıydı? Tekrar bir şey sorayım. İsrail barıştan korkar. Siyonizm barıştan korkar. İstemez. Hatırlarsınız programın başında söylediğim, yayılmak isteyen, sınırını belli etmek istemeyen bir yapı barış ortamını ister mi? Hangi ortamda siz genişlersiniz? Bakın İsrail'in genişlemesi Filistin topraklarını, Suriye topraklarını, Lübnan topraklarını, Mısır topraklarını, Ürdün topraklarını, yani belli noktalarda işte Golan tepelerinde, bak orada bile işte ne dediler, gitti Dürzilerin olduğu bir yer bombalandı. Dürziler bile inanmıyor bunu, Hizbullah tarafından vurulduğunu. Evet. Onlar bile diyor ki bu bizi şeye çekme. Ne İsrail'i bakanları kovdular. Biz istemiyoruz karşımızda. Onun için zaten bizim üzerinde durmamız gereken şey şu. Evet, İslam dünyası parçalı kardeşim. Sıkıntılar var. Onu da söyleyeceğim niye olduğunu. Arap dünyası parçalı ama hırsıza suçum yok. Hiçbir suç yok diye bir laf var bizde. Onun için yani şeyi, kamerayı başka yere değil, İsrail'in üzerine tutmak gerekiyor. Tamam, burada sıkıntılar var. Ama esas konuşmamızı gereken bir aktör var. Bölgede işte benden güçlü şey olmasın yapı. İsrail bunu diyor. Nükleer güç benim dışında hiç kimse de olmasın. Sadece ben olayım, yani öyle bir yerim olsun. Evet, herkes devlet olsun, BM üyesi, ama ben BM'nin neredeyse gizli Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden daha üstün bir, yani değilim ama fiili olarak baktığınız zaman üstünde olayım. Üstünde ben, olduğunu gösteriyorum. Ben hiçbir suçla suçlanamayayım. Yani uluslararası insancıl hukukunda üzerinde olayım. Hukuk, bana hesap da sorulmasın. Hukuk da neymiş? Tabii vermiyorum. Ben hesap vermiyorum. İşte o 5 daimi üyenin de üzerinde bir yapıya yukarıda durayım. Bunu nasıl açıklarsınız? Amerika Birleşik Devletleri'nin kongresinde Allah aşkına biri anlatsa, bu kadar insanı soykırım uygulayan bir adamın Amerikan kongresindeki işte Amerikan rüyası bilmem şudur anlatıyor. Hikaye anlattılar. Masal anlattılar. Şimdi burada adamı alkışlıyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? Daha adam oradayken Hizbullah'ın önde gelen liderlerinden bir tanesine Lübnan'da, Beyrut'ta. Şimdi bunlar üst üste gördüğünüzde Beyrut Limanı da aklınıza geliyor bu defa. Hatırlayalım. Beyrut Limanı'ndaki patlama. Siz de biliyorsunuz yani Beyrut Limanı'nın ne anlam taşıdığını, tarihini, oraya hani oturup yemek yiyenlerden bir tanesiyim yani. Bu Beyrut'u gören, yapıya baktığınız zaman oranın ne Beyrut için sonra toparlanmıştır. Şimdi bir anda limanı alt üst ediyorsunuz. Yani bugün çöküyor şey. Lübnan. Hocam yani size böyle bir şey soracağım. Onun Lübnan için çöküyor. Beyrut'a saldırı oluyor. Şam'a saldırı oluyor. Bağdat'a saldırı oluyor. Tahran'ın kalbinde suikast oluyor. Füze atılıyor. Ve bunlardan günler önce Amerikan Kongresi'nde eller çatlayana kadar bir İsrail Başbakanı alkışlanıyor. Amerikan vatandaşlarına kullanışlı aptallar diyor. Alkışlanıyor. Ve döner dönmez de bunlar yaşanıyor. Dönmeden yaşanıyor. Dönmeden başlıyor. Mecler Şems dönmeden, tabii, dönmeden başladı. Akabinde büyük bir hızla biz bunun için... Ne olmuş olabilir Amerika Birleşik Devletleri'nde? Yani bu kongrede bizim gördüğümüz ve bunu ritüel, aslında bu bir hitaptan da öte bir şey diye nitelendiren konuklarım da oldu ama arka kapılarda bunu, şimdi, komploya girmek istemiyorum ama. Komplo da iki şey. Bir, Amerika'daki seçim sistemine baktığınız zaman, şimdi Kasım'da seçimleri Amerika'da. İki parti var. İki partiye de baktığınız zaman bunların temsilcileri siyasi olarak varlıklarını sürdürmenin son bağlılık yerinin AIPAC olduğunu biliyorlar mı, bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Ki böyle alkışlıyorlar. Yani. Şimdi net bir şekilde ortada. İyi hatırlıyorum ben. Yine geçmiş yıllardaki başkanları, hem cumhuriyetçilerin adayı hem demokratların adayı, en son konuşmalarını AIPAC'ta yapıp gidip biat ettiklerini, bir anlamda göreve başlamadan önce gidip orada görev yemin ettiklerini, o şekilde bir konuşma, size bağlılıklarını şey yaptığınızı görüyorsunuz, belirttiklerini görüyorsunuz.
Hani kim gelirse gelsin diyor ki ben size bağlıyım. Düşünün, katliam yapıyor. Katliam yaptıktan sonra buna cevap verme durumu ortaya çıktığında hemen Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama ve fiili ve sözlü olarak. Sözlü olarak şu söyleniyor. Biz İsrail'in güvenliğine bağlıyız ve bu konuda ne gerekiyorsa yapacağız. Bu hepsinden gelen, iki parti üyelerinden de gelen açıklama, değişmiyor hiç. Hı hı. Ve fiili olarak da hemen bölgede olan ve olmayan askeri unsurlarını bölgeye doğru yönlendirme ve onu bir korumaya alma. Siz gidiyorsunuz, oraya gittiğiniz zaman Allah aşkına Netanyahu Knesset de bu kadar alkışlanmıyor. Alkışlanmaz. Yani İsrail'in içinde bu kadar alkışlanmıyor. Niye'den sonra, niye suikastinden sonra biraz bilemem ama öncesinde kesinlikle alkışlanmazdı. Şimdi İsrail kamuoyunda hiç değişmez. Ben size söyleyeyim orada. Siyonizm çeşitli, bir de Hristiyan Siyonizmi var. Hı hı. Onu söyleyelim, tartışmaya girmeyeceğim. Biraz Müslüman Siyonizmi de var. Onu da görüyorsunuz. İşte güneydeki ülkeyi seviyorum diyenler olmadı mı Türkiye'de? Bunları da görüyorsunuz. Uygulamaya falan bakmadılar. Şimdi Hristiyan, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Hristiyan sağ ve evangelikleri, bunlar öyle komplo falan değil, sayı az değil. Yani bu yapının neredeyse %48-50'si Pew araştırmasına göre bakın, kendi politikalarını ve dünyadaki varlıklarının temel nedeni olarak İsrail'in yayılmasını görüyor adam zaten. Bu, ben hikaye anlatmıyorum ki. Adam bunu görüyor. Niye alkışlıyor bunu? Bunu bir kısmı siyasi kariyeri için yapıyor. Bir kısmı dini inancı için bunu yapıyor. Onu görüyorsunuz. Yani unutmamak lazım. Yani o şeyi görünce ben Siyonizm Amerikan Kongresi'ni işgal etmiş dedim geçen hafta, farkındaysanız. İsrail Filistin topraklarını işgal ediyor. Siyonizm de, yani bu Amerika açısından da çok şey bir şey değil. Hatırlayalım. Bunun Amerikan toplumu, akademiyası, finansı ve belli alanlardaki etkisini görmek açısından söylüyorum. İyi takip ettiğinizi biliyorum. 2006 yılında iki yazar bir araya geldi ya. Bu konuda iki realist yazar. Yani dış politikayı iyi okuyup çizen Amerika'nın iki önemli üniversitesinde görev yapan Mör Şamir'la Stephen Walt. Bir rapor yazdılar bunlar. 80-90 sayfasılık önce bir rapor. Bunu üniversitenin şeyinde yayınladılar. Nasıl söyleyeyim? Harvard Üniversitesi'nin web sayfasında yayınladılar ilk önce. Ayağa kalktı. Hani akademiye. Sonra bunu kitap haline getirdiler. Türkçe'de çevrildi. Hı-hı. Amerika'da İsrail Yahudi Lobisi ve işte İsrail diye böyle bir kitap yayınladılar. Ya şeyin özü şu. Yani kitabın, raporun özü şuydu. Diyor ki bunlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani yönetiminin sorgusuz sualsiz, hiç sorgulamadan İsrail'e vermiş olduğu destek Amerika'ya zarar veriyor. Dünyada ve İslam dünyasında, Arap dünyasında Amerika'nın işte kamu diplomasisi diyelim. Yani bu örseleniyor kamu. Örseleniyor. Bunu söyledi. Üniversiteden uzaklaştırdılar ikisini de. Yani bu bile başlı başına, yani oradaki Siyonist lobinin ne olduğunu gösteriyor. Onun için yani şaşmamak lazım ama bu kadar beklemiyordum. Yani takip eden biri olarak. Yani bu soykırım devam ederken, katliam devam ederken böyle kutsanmış bir adammış gibi girip, farkındaysanız bir de böyle omuzunu işte sıvazlamalar, dokunmalar falan, aklınızı mı yediniz? Yani onun için bunu gördüğü zaman katliam şebekesinin başındaki adam ne yaptı? Daha gelmeden hemen başka bir süreç, arkasından başka bir süreç böyle devam etti. Onun için sadece biz bu konuda yazan, çizen, konuşan olarak rasyonel yorum yapmak yetmez. Hani başka çaremiz yok. Rasyonel yorum yapacağız. Yani bu irrasyonel yorum yapacağımız anlamına gelmez. Ama bazen bu irrasyonel ve farklı faktörlerle hareket eden aktörlerin Orta Doğu'yu bir zaten ateş çemberi. Yani bugün Afganistan, Pakistan'dan Fas'a kadar olan coğrafyaya baktığınız zaman işleyen kaç tane ülke var? Siz bunun yani rasyonel bir zeminde tartışılabilir olmak, yani realite gerçekler üzerine değil de daha çok teolojiyle artık hareket edildiği için oradan da konuşmak gerekiyor. O faktöründe, yani üç faktörde değil, yani kaç faktör varsa onların da devreye alındığını, sadece onunla hareket edilmediğini. Bu defa bazen bakıyorsunuz bir aktör diyelim ki ulusal çıkar perspektifle hareket ediyorsa, bir aktör hem ulusal çıkar perspektifle, bazen bunun içinde dini tonu da koyduğunu görüyorsunuz. O faktörü de masada tutmanın anlamak açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama bir gerçek var.
bugün Orta Doğu'daki uzun soluklu siyasi türbülansın hızla devam etmesi, daha da kötüleşerek devam etmesi sürecinde Orta Doğu'da yaşamak isteyen devletlerin kapasite artırımı yapmaktan başka çıkar yolu yok, onu söyleyeyim. Yani benim şu müttefikim var diye güvenerek hareket etme şansınız yok. Başta Türkiye olmak üzere onu söylüyorum. Yani benim müttefikim var. Ben işte NATO üyesiyim örneğin veya buna dayanarak, müttefiklerinize güvenerek düşmanlarınızı bilirsiniz. Ama artık Orta Doğu'da hareket ederken müttefiklerinizden de emin olmayacaksınız. Öyle bir noktadayız diyorsunuz. Değiliz yani, öyle bir noktadayız. Sayın Balbay, ne dersiniz? Yani öyle ben bir ittifak içerisindeyim ve müttefiklerim var diyebileceğimiz yeri de geçtik. Birbiri üzerine binen merdiven basamaklarında sonsuza giden bir tırmanış içindeyiz bu tansiyonda ve ateş çemberinde gibi görünüyor der Mehmet evet. Hocam. Buyurun. Sena Hanım, gerçekten bugün Ankara'daki stüdyoda olmak isterdim. Üçümüz birlikte olsaydık böyle karşılıklı tabii ki saygıyı koruyarak biraz polemiğe girmek isterdim sevgili Şahin'le. Bir defa Mahmut Abbas'ı alkışlamam çok bence nasıl diyeyim, tarihsiz bir değerlendirme. Zaten o bölgedeki Filistin'in bugün yaşadığı sorunların bence %51'i iç bütünlüğünü koruyamamasından kaynaklanıyor. Türkiye'ye düşen de ne yapıp edip onların birlikte hareket etmesini sağlamaktır. Başka geçmişte de hep Türkiye bunu denemiştir. Ama dediğim gibi oradaki sorunların parçası olmamaya özen göstermiştir. Şimdi ben harita okumayı çok seviyorum. Bakmayı daha doğrusu. Böyle Türkiye haritası, çevresi, Afrika falan. Geçenlerde böyle haritaya baktım Sena Hanım. Yan yana olup birbiriyle iyi geçinen 3 tane İslam ülkesi yok. Fas, Tunus, Cezayir'e bakıyorsunuz. Mısır, Ürdün, işte Libya'ya bakıyorsunuz. Yani İran, Irak, Suriye'ye bakıyorsunuz. Bu bir defa yani durup burada bir düşünmek lazım. 57 ülke. Şimdi sevgili Şahin diyor ki işte hırsızın hiç mi kabahat yok? Ben diyorum ki hırsıza kim hırsız diyecek? Ki hırsıza kim hırsız diyecek? Sadece Türkiye mi? Tamam biz diyelim yeter mi? Biz dedik ne alacağız? Yani bize bir çıkar olacağı anlamında değil. Nereye kadar merhem olacağız? Bir defa belli bir akılla ve belli bir ilk adıma attığınızda son adımın ne olacağını hesaplayarak ilerlemeniz lazım. Benim demek istediğim o. Ya Anadolu'da bir söz vardır. Yağmasan da gürle derler. Ya yağmasan da gürle. Yani işte 10 tane ülke bir araya gelip bunu kabul edemez desem bir başka çekim merkezi olur. Olur. Ama ne yazık ki şu anda bunun olmadığını ve adeta Orta Doğu'nun bir deneme tahtasına döndüğünü, bir kobayta yani çok daha acımasızca devam ettiğini görüyoruz bunun. Burada sevgili Şahin tam müttefiklerinizi güvenmeyeceksiniz dedi. Müttefikler de tabii ki yani şu anda işte sonuçta baktığınızda özellikle Türkiye açısından baktığınızda öyle bir her şeyin kıyısındayız ki biz. Düşünün hem NATO'nun üyesiyiz şu anda biz ama bir yandan NATO'nun kendi içindeki böyle yarı gizli yarı açık planlamalara bakıyorsunuz. NATO'nun hedefindeyiz. Ama burada yapmamız gereken müttefike güvenip güvenmemek değil. Daha doğrusu biz kalbimizle düşünüyoruz. Dost bir peki ne yapacağız? Değil, yani sizin önerinizi merak ediyorum. Müttefiklerimize güvenmeyelim, güvenmemeli dedi. Ama bir birlik de yok İslam dünyasında. Yani tek başımıza da olsak tamam ses çıkaralım ama ne kadar ses çıkaralım? Nedir, ne yapmak lazım? Benim birinci önerim bir, hakikaten işin en sıcak yeri Filistin, orada birliğin sağlanmasını öncülük etmek. İki, buna karşı duruş, cephe demeyeyim ama duruş platformunu güçlü kılmak. Örneğin Türkiye şu anda, ben de Sayın Şahin gibi yarı gizemli konuşmayayım ama örneğin Türk Konseyi gizemli üyelerini biraz gizemli bir araya, konuşuyorsunuz Mehmet bir araya getirip Türk Konseyi ülkelerini bir araya getirip İsrail'e karşı bir açıklama yapması zor Türkiye'nin. Çünkü o ülkelerin de kendi içinde çok farklı gerekçeleri var. Çünkü o bölge biraz önce birinci bölümde anlattığım gibi her şey iç içe geçmiş durumda. Ama en azından
en azından daha hani birinci düğme, hani 40 düğümse bu, tepedeki birinci düğüm Filistin'in birliği, ikinci düğüm oradaki katliama karşı olabilecek en geniş uluslararası ortaklığı oluşturmak. Bu kamuoyuyla olur, bunu küçümsemeyin Sena Hanım. Amerika Irak'a girdi, anımsayın hani o Irak'a ilk giriş şeyini. Amerika'nın Irak'ı alt edecek gücü yok muydu? Vardı. Zaten Irak'ın ordusunu ele geçirmişti Amerika. Ama ne yaptı? Ben dedi 60 koalisyon gücüyle beraber giriyorum dedi. Koalisyon giriyor buraya dedi. Halbuki hepimiz biliyoruz Amerika girdiğini. Ama bunu 60 ülkeyle yaptığını dünyaya anlattı. Bakıyorsunuz 60 ülke, Japonya 4 tane telsizci vermiş. Polonya 2 tane hemşire göndermiş. Macaristan 6 tane köprü işçisi göndermiş. Ama Macaristan da bu savaşın içinde. Yani benim bu mücadelemin içinde diyor. Haklı olman yetmez. Haklılığını kabul ettirmen lazım. Ve haklılığının zeminini güçlendirmen lazım. Biz buralarda olmak yerine tepki göstermeyi elbette gösterelim. Ama bundan ne sonuç alacağımızı da iyi bilelim. Şu anda elde ettiğimiz sonuç hakikaten, yani gerçekten Türkiye bu konuda hani Filistin'in Gazze'de olanlarla ilgili genel anlamda hemfikir. Orada bir soykırım yapıldığında hemfikir. Ama işte İsrail başbakanında çıkıp Türkiye'ye yönelik kabul edilemez demeçler verme densizliğini buluyor kendisinde. Yani buna cesaret bile edememeli. Türkiye böyle bir ülke. Böyle bir ülke. Ben buralardan başlamalı diyorum. İran'la ilgili de bir iki şey. İran hakikaten hani bir yanıyla sevgili Şahin tamam içindeki çürüyen yanlarını söyledi. Ama 2000 yıllık gelenekleri olan bir devlet. Mesela İran, ben de naçizane İran raporu diye İran'ın çevremizdeki ülkelerde olup bitenlerle ilgili şeyleri yazmıştım. Bir kitap halinde de toparlamıştım. Özellikle İran, Sena Hanım, bu nükleer güç elde etme konusunda öyle bir strateji izledi ki önce Amerika ile hareket etti, sonra Sovyetler çökünce Sovyetlerin askeri nükleer gücünü, nükleer bilim insanlarını aldı, onlardan kendi bilim insanlarını yetiştirdi, Rusya çekilince Çin'den yararlandı, yani bu ülkeleri kullanmasını bildi. İran çok da yabana atılır bir ülke değil. Gelenekleri olan bir ülke. Ama şu anda da yönetimi, bizler son seçimde katılım %50 diye açıkladı resmi yönetim. Benim Tebriz'de arkadaşlarım var. Sordum %30 civarında dediler. Dedim ya Pezeşkiyan Türk olduğunu açıkça söylüyor. Türkçe konuşan bir kişi oy vermeyecek misiniz? Hayır dediler. Seçilecek olan Türk'ün bile dese biz vermeyeceğiz dediler. O yönetime inançlarını bu kadar yitirmişler. İran'ı böyle tutmak da uluslararası güçlerin işine geliyor. Hani büyük gibi görünen ama kendi kontrolleri altında. Yani şimdi bir girsek oranın 20. yüzyıl tarihine hakikaten çıkamayız. O yüzden ben diyorum ki bir hani var ya bir müdahalede önce kendini, önce zarar verme, sonra kendini koru. Kendini bir şey yapabilecek şekilde koru ki bölgeye müdahale edebilesin. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu ortadaki görüntüler canlı mı değerli arkadaşlar? Yönetmenim Kadir beni uyarsın. Zannederim ki Tahran'daki törenden görüntüler ekranlarınızda. Tahran'daki cenaze töreninden görüntüler ekranlarınızda. Bugün Tahran'da hani suikastı sonrası tören, yarın da Doha'da. Şimdi çok kısa bir ara zamanı, ardından devam. Devam ediyoruz. Çok kısacık bir ara vardı. Haniye suikasti ve sonrasında bölgeyi konuşuyorduk. Şimdi şöyle Mustafa Balbay dedi ki önce Mehmet Şahin dedi ki Mehmet Hocam ben Abbas'ı alkışlamam. Meclise gelecek konuşacak. Filistin için alkışlarım. Abbas için alkışlamam. Mustafa Balbay da dedi ki bu biraz talihsiz bir açıklama gibi geliyor bana. Siz neden Abbas'ı alkışlamıyorsunuz? Ya Sayın Balbay
Şahsında. Hani Mehmet Şahin'e bazen karşı çıkmak için karşı çıkıyormuş gibi söylüyor. Öyle mi söylüyor? Biraz böyle şey yapayım. Ne onun ismi? Hareketlendireyim Sayın Balbay'ı. Şimdi aynı... Sayın Balbay bugün burada olmadığı için çok üzgün zaten. Biraz daha üzülecek. Şimdi başka bir konu daha var. Şimdi Sayın Balbay diyor ki fırsatı sonuna kadar kullanacağım sevgili Balbay. Buyurun. Şimdi Sayın Balbay diyor ki Arap ülkeleri sessiz. Doğru. İslam dünyası sessiz. Ben soruyorum. Mahmud Abbas sesli mi? Yani Filistin devlet başkanı sıfatını taşıyor bugün. Aslında 2006 yılındaki seçimle biliyorsunuz fiili olarak bitti ama resmi olarak bu uzatılıyor. Peki bugün Mahmud Abbas'ın diğer Arap liderlerinden ve işte diğer Müslüman ülkelerin liderlerinden farklı tavrı ne? Aslında bugün Mahmud Abbas'ın Filistin'de. Filistinliler ya burada eğer siz İsrail gibi düşünmüyorsanız, Kundak'taki bebeği Hamas olarak görmüyorsanız, çok özür diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını da dinledik. Çok teşekkür edelim. Şimdi biz devam edelim. Profesör Doktor Mehmet Şahin ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay bizimle beraber. Hocam Abbas'ı alkışlamam, Filistin için alkışlayacağım dediniz. Tam aktarıyordunuz. Neden böyle söylediniz? Kesmek zorunda kaldım. Buyurun kısaca tamamlayın. Sonra her iki konuma da birkaç sorum şimdi olacak. Şimdi Gazze'de yapılan biliyorsunuz yani belki bunu... Sayın Balbay dedi ki bunu talihsizlik olarak görüyorum dedi. Ben de sanırım duymuştur çünkü arkasında konuşmak istemem. Sayın Balbay'a Filistin'i anlatmakta zorlanacağım galiba falan diye bir cümle kullandım. Şunun için yani ne diyoruz eleştiriyoruz değil mi? İslam dünyası sessizlik içinde diyoruz. Arap dünyası sessizlik içinde diyoruz. Yani bu tabii ki daha çok yöneticiler, elitler kastederek bunu söylüyoruz. Peki Filistin Devlet Başkanı bugün bunu resmi olarak yürüten kişinin sessiz olduğunu mu söylüyoruz? O da sessizlik içinde. Yani bu neden? o da sessizlik içinde. Yani neredeyse şöyle bir hal var gibi geliyor bana. Bu siyasi kimliğimle konuşmuyorum bu cümleleri. Tamamen akademik kimliğimle konuşuyorum. Şu andaki kuracağım cümleleri. Siz 2007 yılının yaz aylarında ayrışmış olabilirsiniz. 2006 yılındaki seçimi beğenmeyerek işte siz Ramallah'ta, Batı Şeria'da var olabilirsiniz. 2006 yılındaki seçimden sonra seçimi Hamas kazanmıştı biliyorsun. Ne yaptılar Hamas'a? Dediler ki işte İsrail'i tanıyacaksın. Tamam tanıyayım da sen 1967 sınırlarını tanıyor musun? İşte şunu bırakacaksın, direnişi bırakacaksın. Onlar başka şeyler söylüyorlar tabii ki. Burada o iş olmayınca Hamas'a şeyi vermediler. Ne onun ismi? Yönetimi vermediler. 2007 yılının yaz ayında Hamas Gazze Hamas'ın yönetimine geçti. Ramallah'ta Batı Şeria'da şey devam etti Mahmud Abbas. Aradan yıllar geçti. Yani bugün Filistinlilere yönelik şimdi Hamas diyemezsiniz yani Kundak'taki çocuğa, hamile kadına ne bileyim yani buradaki insanlara Hamas üyesi mi diyeceksiniz siz? Yani Filistinli öldürülüyor. Soykırım uygulanıyor. Ben mi bu konuda öncülük yapacağım, siz mi öncülük yapacaksınız? Valla yani en son Abbas'tan bir Hamas eleştirisi geldi. Han Yunus saldırısı sonrası. Beraber hareket edercesine davranıyorlar diye. Hatta Hamas burada çok sert yanıt verdi Abbas'a. Sonra şöyle bir geriye dönüp bakınca mesela Hamas'ın tutumu İsrail'e hizmeti diyor diye Mahmut Abbas'ın açıklamaları olmuştu 7 Ekim'den sonra. Yani oradaki açıklamalara da birileri, yansıyan çok ciddi bir ayrılık Hanımcığım, var. Birileri şöyle düşünüyorsa çok bir yanılgı içindedir. Yani burada İsrail'in perspektifinden bakmayalım. Yani bakanlar için söylüyorum. İşte ne diyor İsrail? Ben Hamas'la mücadele ediyorum diyor. O çocukların katlini falan gördüğünüz zaman Hamas'la falan mücadele edilmediğini, Filistinlerin öldürüldüğünü ve Filistin topraklarının işgal edilmek istendiğini görüyorsunuz. Binin üzerinde Mahmud Abbas'ın yönetmiş olduğu Batı Şeria'da binin üzerinde Filistinli öldürüldü. Bu süreçte 7 Ekim'den sonraki süreçte. Şimdi Türkiye bu konuda İkisinin bir araya gelmesi, Filistin'in birleşmesi konusunda 2007'den bu yana, 7 Haziran'da bu yana çaba gösteren, en çok çaba gösteren ülkelerin başında geliyor. Birileri herhalde şöyle bekliyor. Yani işte Hamas güya bu Gazze yerle bir edilsin. Sonra bu konuşuluyor biliyorsunuz. Yani Amerika'da da konuşuluyor, başka yerde de konuşuluyor. İşte Ramallah'taki yönetime benzer, yani bir bunlara yönetim verelim, böyle devam etsin tarzı plan.
burada Filistin toprağı, Hamas toprağı, Filistin toprağı işgal ediliyor, Filistinliler öldürülüyor. Onun için ben diyorum ki bu sessizlik, yani benim mi yani, eğer siz devlet başkanıysanız o zaman ne yapmanız gerekiyor sizin? Uluslararası kuruluşlar olsun, yani Ramallah'a oturup keyfinize bakmanız gerekmiyor. Daha aktif bu bir nedenle şekilde, diyorsunuz. Yani en az, anlaştım. Yani en çok sizin faaliyet içinde olmanız gerekiyor. Ben de onun için diyorum ki evet, 15'ine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu konuşmada ben Filistin alkışlayacağım. Filistin direnişini alkışlayacağım. Abbası değil. Peki. Teşekkür ederim. Ya bu da bir soru bence önemli de. Tahran'da Haniye'yi buluyorsunuz. Konakladığı binanın içinde suikast düzenliyorsunuz. Lübnan'da, Beyrut'ta bir binada Hizbullah'ın 2 numaralı ismini buluyorsunuz. Orada bir saldırı düzenliyorsunuz. Ama Yahya Sin var. 7 Ekim'in düzenleyicisi. Sadece 10-12 kilometre ötede. Onu ararken binlerce çoluk, çocuk, Gazze'liyi de katlediyorsunuz. Ama bir türlü de çıkaramıyoruz, bulamıyoruz diyorsunuz. Nasıl oluyor diye de haklı bir soru da doğuyor. Buyurun Mustafa Balbay. Şimdi tabii aslında Sena Hanım, siz söylemek istediklerimin bir kısmını söylediniz. Hakikaten ortada böyle hani oradan bakınca öyle mi görünüyor denilen çok farklı tablolar var. Yani kimin eli kimin cebinde, kimin gözü kimin tahtında belli değil. Yani o yüzden bu bölgeye bakarken ben hani elini ateşe sokmadan, yani tencere çok sıcakken dokunulmaz derler. Yani biraz böyle bakmak Türkiye diye düşünüyorum. Şimdi sevgili Şahin resmen hakikaten bugün çok klasik bir AKP politikasını anlattı bize. Ne yazık ki AKP ya, döneminde biz bütün Arap Sayın Balbay, Mısır'da, bir şey söyleyeyim Sayın Balbay. Özenle kesmedim sevgili Şahin. Ben kişisel İnanın, olarak böyle Sayın Balbay, yani klasik bir AKP politikası değil, ayıp ediyorsunuz. Biz azdık. Siz şey geçmişte, mi? Geçmişte demeyelim. Şey sol damardan gelen bir yazar olarak, bir gazeteci olarak geçmiş dönemde hep anlatırsınız ya, biz Filistin direnişinin yanında olduk diye. Bugün evet. Filistin direnişini destekleyenlerin yanında olun. Yani bu yanında olun. İslam dünyasının ve Arap dünyasının parçalılığını anlatırken hırsızı unutmayın. Lütfen. Ben bugün Filistin direnişini alkışlıyorum. Bu bir klasik. Eğer Filistin direnişini, Filistin direnişi bugün evet AK Parti'de destekliyor. Ben hem AK Parti milletvekili olarak, hem de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, hem bir Müslüman olarak, hem Orta Doğu'nun bir parçası olarak, yani siz ne kadar da ben Kafkasya, Avrasya, Avrupa deseniz de demeseniz de bir tarafınız buradır. Filistin meselesi sadece Filistinlerin de meselesi değildir. Kudüs'ü bilirseniz, yani Filistin'in Kudüs'ün ne anlama geldiğini iyi bildiğinizi düşünüyorum. Bunların hepsini üst üste koyduğunuzda Filistin direnişini kim temsil ediyorsa ben onu alkışlarım. Teşekkürler. Hocam izin verin. Mustafa Balbay da tamamlasın. Çünkü baktığımda sonuna geldim. Buyurun bir şahin. Olmasa zaten programı kapatamam. Anlıyorum tabii ama hakikaten altını çizerek söyleyeceğim. Çok yanlış bir politika. Çok bedelini ödedik biz bunun. Her şeyi bir yana bırakalım. Mısır da bedelini ödedik ya. Yıllarca yani biz gözünüzü seveyim. Hadi pek çok ülkede ülkenin içinde taraf tuttuk ama şu Arap dünyasında ülke içinde taraf tutmayalım. Ülke içinde taraf tutmayalım. Bu politikanın çok hatası, çok sonuçlarını gördük biz. Verebileceğim çok örnek var. Sadece Mısır'ı vereyim. Mürsi ile Sisi arasında oradaki seçime %50 katılım oldu. %50'nin yarısını Mürsi aldı. Yani genelde %25 ama sandığa gitmek iradedir ve sandığın yarısını aldı. Ona da altını çizmek lazım. Ama yıllarca Mısır kendi içinde gerildi ama biz orada taraf tuttuk. Ve biz Mısır'da tarihimizde ilk kez bizim büyükelçimiz persona non grata ilan edildi ya. Mısır'da. Çünkü Mısır nasıl bir ülke? Mısır öyle bir ülke ki yani Amerika Birleşik Devletleri bile İslam ülkelerine diplomat göndereceği zaman İsrail'in katliamına gelmemek için o kadar çaba harcıyor ki biraz sonra Venezuela'ya gidecek yani İsrail'in oradaki uygulamış olduğu soykırım ve katliamdan bahsetmemek için biraz sonra Orta Doğu'yu da bırakıp Latin Amerika'dan bahsetmeye başlayacak. İzin verin 2 dakika konuşayım. Yani tamam, stüdyonun ayrıcalıklarını kullanıyorsunuz sevgili Şahin. Anladık ama yani izin verin. Bu örneklerini veriyorum.
Çok ama uzaydan da, Venezuela'dan da söz etmiyorum. Mısır'dan söz ediyorum. Mısır işte Filistin'deki o iç barış için, hatırlasanıza Arafat'ı barışa zorlamak için neredeyse dövecekti mübarek. Affedersiniz yani. Hatırlayın o görüntüleri, Camp David görüntülerini. Yani o bölgenin başka bir dili var. Şimdi düşünün, yani şimdi hakikaten etraf ülkelerdeki ayrıntılara girmek istemiyorum. Şahin sevmiyor. Ama örnekler ortada. O coğrafyanın bir parçası olarak şu anda Filistin'de yaşadıklarımıza da ben diyorum ki gelin orada içinde taraf tutmayalım. İçinde taraf tutmayalım. Peki. Orada yapılması gerekeni söyleyeyim. Başka konular da var sanıyorum. Onlara da gireceğiz. O nedenle hani çok uzatmıyorum bunu. Ama vaktim bitti. Program bitti. Sayın Baba. Tabii sonuna geldik. Sonuna geldik. Çok hızlı rüzgar gibi aktım. Oysa daha çok konumuz vardı ama tabii ki bu sefer çok konumuz doğal vardı. Olarak. Ama ben ne kadar çok farklı düşünüyorum. Her konuda farklı düşünebiliriz ve bu konuda farklıyız der çekilirim. Ama şu özellikle dış politikada ortak noktalar için zorlamak isterim ve Sayın Şahin'in bir kere daha düşünmeye çağırıyorum ve 15 Ağustos'ta öncesinde görüşeceğiz zaten ama gel Abbas'ı da alkışla ama sorumluluğa da davet et. Ya bir şey söyleyeyim yani Sayın Balbay, son bitireyim ya, ben Filistin'i alkışlıyorum ya, Filistin'i. Evet. Ben sizi anlıyorum. Çünkü oysa, temsil ettiğiniz nokta Hamas'ı direniş lazım. Örgütü olarak görmüyorsunuz. Bunu söyleyemiyorsunuz. Hamas'ı temsil Hayır, ettiğiniz çizgi demiştim. Hamas'ı direniş örgütü olarak görmüyorsunuz. Aramızdaki farkı söylemek istemedim. Zorla programı bitirirken söyledin ya. Yani bu belli yani. Bakış açınızı biliyorum da hiç olmazsa burada Hayır. yoksunuz bunu söylemeyeyim dedi. En son söylettirdin yani. Hamas'a bakış açınız farklı. Gerçekten muhteşem bir ikili bu konuklarınız demiş. Gerçekten öylesiniz. Çok teşekkür ediyorum bugün bana eşlik ettiğiniz için. Haftaya Perşembe yine bir arada oluruz, görüşürüz, konuşuruz. Bu başlığı da konuşuruz. Çünkü Ağustos'un 15'i ve daha önümüzde günler de var. Ben çok teşekkür ediyorum Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Bey. Beni affedin bugünlük, hem yaşla gelince araya, bir de gerçekten Mehmet Hoca ile aynı stüdyoda olunca böyle size birazcık fırsat eşitsizliği bugün olmuş olabilir, telafi ederiz. Çok teşekkür ediyorum Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin bize eşlik etti. Bugün para gündemi noktaladık. Bir sonraki para gündem randevumuzu yarın 9'da bekleriz. Hoşçakalın.